Ben Günaydın çalar saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 15 Eylül 2023 günlerden cuma. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün ve aynı zamanda huzurlu bir hafta sonu diliyoruz sizlere. Şimdiden bir dışarıyı gösterelim yönetmenimizden Şehnaz abladan bir rica edelim. İstanbul yeni günü acaba nasıl başlıyor? Tarihi yarım adaya bakıyorsunuz. İşte İstanbul biraz böyle sisli, biraz puslu bir gün ama güzel bir gün olacak. Yine sıcak bir gün olacak. Hissedilen sıcaklığında 30 derece dolaylarında olacağı bilgisi var meteorolojide. Bugün neleri konuşacağız? ...günden başlıklarına geçiş yapacağız. Yalnız sosyal medya hesaplarımızda görüyorsunuz ekranlarınızda. Ben İstanbul'dan yoklamayı verdim. Sizler neredesiniz? Nerede ekran karşısındasınız, gündeminizde ne var? Sizler de biz de buradayız deyin, Türkiye'nin gündemini gelin, hep birlikte konuşma imkanımız olsun. Bu başlığı aslında bir izleyicimiz belirledi. Bizler hani gündemle ilgili çalışırken bir yandan da sizlere de soruyoruz. Acaba yeni günde neyi konuşalım, hangi başlıkları konuşalım diye ve etiketimiz ne olsun diye. Verilmedi etiketini sizler buldunuz, bir izleyicimiz buldu. E ne verilmedi? emekliye zam verilmedi. Verilecek mi? Veririz belki diye bir yaklaşım da sergileniyor. Ekimde olabilir, belki kasımda. E olmadı, e ocağa da kalır mı? Yok yok. Seçime yakın mı versek acaba diye düşünülüyor. En son AK Parti MYK'da emekliye zam olsun mu olmasın mı diye bir e, gündem konusu olmuş. Aynı zamanda 29 Ekim tarihinde emekli acaba Cumhuriyetin 100. yılında hediye deniliyor. Sanki emekli bunu hak etmemiş gibi hediye başlıklarını, manşetlerini atanlar da oldu. 100. yılda bir 5000 lira ikramiye verilsin mi konusu da gündeme gelmiş. E, biz de bunun takibini yapacağız. Yalnız şu anda verilmedi. Sonra ne verilmedi? Çocuklarımıza bir öğün yemek verilmedi. Ve bunun da sözü verilmişti aslında 20 Ocak 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı hatta 1.8 milyon öğrenciye ve daha sonrasında 5 milyon öğrenciye bu öğünler ulaşacak demişti. Ama şimdi Milletin Bakanlığı'nın aldığı bir karar ve karşımızda anaokullarında başlandı. Diğer böyle sınıflara da geçecek gibiydi. Seçim bitti. Anaokulunda bile bitti. Şu anda 5 milyondan söz ediliyordu. Bir kişiye bir evlada bile o öğünler beslenme gelmiyor. Peki başka neleri konuşacağız? Öyle sözü de çok fazla uzatmak istemiyorum ama... Ya da şöyle yapalım Şeynaz abla bir Çekmeköy'e gidelim. Çekmeköy'de çıkan yangının haberini paylaşalım. Yine siz evden çıkmadan yeni günde Türkiye neyi konuşacak? Dünya neyi konuşuyor? Hepsini paylaşacağız. Aynen. Ormanlık alanda alevlerin yükseldiği ihbarıyla ekipler hızla harekete geçti. İstanbul Çekmeköy'de çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Çekmeköy'de Alemdağ Caddesi Nişantepe'de ormanlık alan gece yarısı alev alev yandı. Bölge sakinlerinin iddiasına göre ormana gelip ateş yakan bir grup yangına sebep oldu. Alevleri fark eden vatandaşlar hemen ihbarda bulundu. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle itfaiye ekipleri alevlerle mücadele etti. Ancak rüzgarın şiddetli olması mücadeleyi zorlaştırdı. Gel, 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 gel. Yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleriyle birlikte polis de bölgedeydi. İhbarları değerlendirip görgü tanıklarının ifadelerini aldılar. Yangına yaktıkları ateşi söndürmeyerek ormanlık adana giren grup mu sebep oldu? Ekiplerin başlattığı soruşturma sonucunda anlaşılacak. Polis ekipleri inceleme başlattı, bir soruşturma başlatıldı. Bunun da takibinde olacağız, kuşkusuz. E, yoklamalar da gelmeye başladı. Neredesiniz diye sormuştuk. Şimdi Ankara'dan Selen Hanım günaydınlar. E, güneşli güzel bir gün başlıyor Ankara'da. Ben de yayın bittikten sonra Ankara'ya gideceğim. E, çocukları özledik, evimizi özledik. Ankara'ya geçiş yapacağız. Sonra bayağı Ankara'dan mesaj var. Ama aynı zamanda Bergama İzmir Bergama'ya da günaydınlarımızı iletelim. Serpil Hanım yazıyor oradan. Ee, günaydınlar Karaman'a. Nabi Bey selamlar Nide'den. Ee, Mehmet Erdemli ekran karşısındayız. Türkiye'nin gündemini takip ediyoruz. Ve ne olacak bu memleketin hali diye mesaj gönderen izleyicilerimizden Ömer Eren. Ee, Tarsus'tan bakıyorum başka Eskişehir Odun Pazarı Fatma Nur Artan göndermiş. Daha bakacağız uyanmayan şehirlerimiz olabilir. O şehirlerimizi de bir uyandıralım. Bakalım oralarda gündem nedir? Yerel gazetelere bakacağız. Yine Türkiye'nin gündemi. Siyaset gündemi, ekonomi gündemi, dünyanın gündeminin notlarıyla da Çalar Saat Bülten sorumlusu Zafer Söken birazdan yanımızda aramızda olacak. Yine ilginç görüntüler var dünyada hayret edeceğiniz görüntüler. Sonra Ankara'nın kulislerine kiminle bakacağız derseniz yeni dönemde de yeni yayın döneminde de Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek ile buluşacağız bu ekranda. Kaçırmayın bakalım Ankara'da kulislerde neler konuşuluyor. Kulislerde konuşulan siyaset başlıkları mı önemseniyor vatandaş tarafından yoksa böyle yaz boyunca Deniz Zeyrek'in isyan seslerini duyduk. Bir de soralım Deniz abiye ne oldu ya da vatandaş ne diyor sana yansıması ne ya da sen neye bu kadar isyan ettin diye Deniz abiyle konuşacağız. Şimdi şöyle gündem notları, gündem başlıkları demiştik. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olur mu? Olmaz. Ama insanlığa karşı işlenen bir suç Sivas katliamı davasında mahkemeden zaman aşımı kararı çıktı. Bunu konuşacağız. Önemli açıklamalar, değerlendirmeler var. Bunların hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Siyasetin bugün harekette olacağını söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına adaylığını bugün saatler 14'ü gösterdiğinde ilan etmiş olacak. İyi Parti 81 ilde aday göstereceğiz demişti. Genel İdare Kurulu'ndan bu yönde bir karar çıkmıştı. Yalnız oy birliğiyle alınan bir karar yok oy çokluğuyla bu karar alındı ve kararımızın arkasında duracağız dedi Meral Akşener ilk dakika yapmış olduğu açıklamalarda. Fakat yine İyi Parti'den kulislerden gelen bilgiler daha yerel seçimlere çok vakit var. Yani köprünün altından çok sular akabilir ve şöyle bir değerlendirme de yapılıyor İyi Parti'de. Kapı kapandı ama kilitlenmedi. Siyaset yeni yeni gelişmeleri gibi CHP lideri Kılıçdaroğlu'na hapis ve siyasi yasak istendi. Emekliye zam var mı yok mu AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ne söyledi duyacaksınız. Ve 7500 lirayla geçinmeye çalışan bir emekli diyor ki şu anda ekran karşısında olan büyüklerimiz var. Emeklilerimiz var. Geçim derdi içinde olduklarını biliyoruz ve bir emekli şunu söylüyor. Pazardan eli boş dönünce ağlamak istiyorum. Fox Haber'den Şule Öztürk'ün yaptığı bir röportajı duyacaksınız. Hem ilaç fiyatları, o çıkan farklarla ilgili değerlendirmesi, o büyüğümüzün hem de hayat pahalılığı ile ilgili 7500 lirayla ne alınabilir ki? Nasıl yaşayacağız? Nasıl geçineceğiz sesleri yükselmeye devam ediyor. Peki verilecek mi? Bilmiyoruz. Verildi mi? Onu biliyoruz. Hayır, verilmedi. Mersin'de konut fiyatları Miami'den pahalı. Bu nasıl mümkün olabiliyor? Bunun bir tarafı fırsatçılık kuşkusuz. E peki Mersin'de Türkiye'nin dört bir yanında insanlar acaba nasıl o konutlara erişecek? Ev sahipleri ve kiracılar karşı karşıya gelmeye devam mı edecek? Ev sahibi kiracının kapısını sökmeye mi çalışacak? Ki oldu bu izleyeceksiniz, göreceksiniz. Devam edelim. O zaman teyzemizin sesini duyalım mı? Hem ilaç fiyatları ile ilgili Şule Öztürk'ün yapmış olduğu röportaj ve o büyüğümüz ne diyor? 7500 lirayla geçinilir mi kızım diyor. İlaç farkı çok çıkıyor mu? He, o güzel söyledi. Şimdi benim mesela tansiyon şeyi şeker şeyleri raporlu. Bana ek şey çıkarıyor. E dedim ben bugüne kadar ben bir ek bir şey yani ödemedim. Bu saatten sonra e ödemiyorum işte ondan sonra bu kadar para ödeyeceksin. 30 lira veriyorum, 40 lira veriyorum, 50 lira veriyorum. Pahalı mı ilaç? E pahalı güzelim. Pahalı tabii ki. Hani 3 aylık alıyorum ben. Aldığım vakit çıkmıyordu. Ama şu anda bana çıkarıyorlar. Ben emekliyim. Peki ödemekte güçlük çekiyor musunuz? E çekmez olur muyum? Aldığım para ne Allah aşkına? Aldım. Hani biliyorsun, hani şeyleri, verdikleri parayı, hani kiracısın, kira parasını vereceksin, hayat şartları almış başını gidiyor, bir şeyin yanına varılmıyor, herkes kan alıyor, kan alıyor, yedi buçuk, yedi buçuk doktora gidiyorsun, ona kesiliyor, yok ilaç parası kesiliyor, öyle işte yani ayakta durmaya mecburuk, yedi buçuk milyarla ne olur? Biliyorsunuz kiralar almış başını gidiyor yemin ederim markete gidiyor şey yapıyoruz şöyle uzaktan bakıyoruz. Ayakta durmaya mecburum diyor büyüğümüz. Aldığım para ne ki Allah aşkına bu parayla ne alınabilir ki insanlar geçinemiyor. İnsanlar geçinebilmek için buldukları bir formül var. E, o formül de aslında başarılı bir formül değil ama bu bir mecburiyet. Bu bir can simidi. Kredi kartları, kredi kartlarıyla ilgili de sınırlama geldi, getirildi. Bugün başlığımız verilmedi. Ne dersiniz? büyüklerimiz sadece emeklilerimize sormuyoruz. Memur için de soruyoruz aynı zamanda. Geçen seneden bu seneye hayatın ne kadar pahalandığını siz yaşıyorsunuz. Kimsenin size yoksulluğu tarif etmesine gerek yok. Yani yaşadıklarınız psikolojik mi değil mi? Cebinizde paranız var ama psikolojik olarak cebinizde paranın olmadığını mı düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Lütfen bize yazıp gönderin. Önceki dönemde bir ekonomi modeli vardı. Açıyordunuz gazeteleri, iktidara yakın gazeteleri. İşte budur model. İşte yapılması gereken budur deniliyordu. Şimdi Mehmet Şimşek geldi. Tabii o modelle geldiğimiz yer tecat bir yer. Şimdi Mehmet Şimşek geldi. Mehmet Şimşek'in uygulamaları tam tersi. O gün alkışlananlar ya da alkışlayanlar bugün de tam tersi bir politika uygulayan Mehmet Şimşek'i alkışlıyor. Neticede sizin hayatınıza değen, sizin hayatınıza yansıyan pahalılıktan, zamdan, çok daha fazla vergiden başka bir şey değil. En çok vergi neresi, nereden alınıyor derseniz aslında akaryakıt istasyonlarından alınıyor. Böyle lokal olarak oluşturulmuş yol üzerinde ben durum bir vergimi ödeyeyim demek isterseniz buyurun akaryakıt istasyonlarına. Zaten o mazotu, benzini, LPG'yi aldığınızda aynı zamanda inanılmaz da bir vergi ödüyorsunuz. Akaryakıta Birkaç gündür üst üste zamlar geliyor. Önü alınır mı, durur mu acaba bu zamlar? Hem size düşüncelerinizi sormuş olayım, hem de bir akaryakıt istasyonlarına gidelim. Sonra nakliye fiyatlarına bakalım. Ee, bir nakliye aracı ne kadarlık masraf yapıyor? O yaptığı masrafı çıkartmak için getirdiği ürünler acaba pahalanır mı, pahalanmaz mı? Yanıtını biliyorsunuz da hep birlikte izleyelim. Eskişehir'den getiriyoruz. Bilmiyoruz artık durum nasıl olacak. Yani hiç iyiye gitmiyor. Mazot zamından sonra artık ne yapacağız bilmiyoruz. Vallahi biz bittik zaten. Tamamen bittik. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kartlar doldu. Antalya'dan geldik, Elmalı'dan salatalık getirdik, meyve zepse getirdik. Bu iş bitti artık. Sözüm bitti yeriz. Başka diyecek hiçbir şey yok. 40 lira yaşarak rekor kıran motorinden sonra bir zamda benzine geldi. 1 lira 64 kuruş arttı fiyatı. 38 lira 51 kuruşa yükseldi. Böylece seçimden bu yana benzine gelen zam %95'e ulaştı. Tüm ürünlerin fiyatını etkileyen motorin zammı ise 4 ayda %115. Çiftçi gibi nakliyeci de hesabın içinden çıkamıyor. Afyonkarahisar'dan. Dağına getirdik. Aşağı yukarı 500 kilometre. Şu an depolar 1 ton. Aşağı yukarı 40 bin liraya mazot alıyor. 17 bin liraya getirdik. Tabii akşam mazota zam gelince bu bizim kendi cebimizden gidiyor. Yüklemiş bulunuyorsun. Kamyon deposu 40 bin liraya doluyor artık. Kasasına sebze meyve yükleyen İstanbul'a doğru yola çıkan nakliyeci mazota zam gelince zarar etti. Cebinden gitti. Dün zam geldi. Depomu 9 bin liraya doldurdum. Zamdan sonra doldurdum. Beni ne kadar idare eder? Yani sadece bu mazotla kalmıyor. Lastiğin bir tanesi olmuş 11,5-12 milyar otoban köprü deseniz ona keza. Yani hepsi bir sadece mazotla kalmıyor. Buradan boş gittiğim zaman daha da cebimden eklemem lazım. Benim buradan tekrar dolu gitmem lazım, yüklü gitmem lazım ki bana da bir şeyler kalması lazım. Ankara Polat'tan geldim, soğan getirdim. Araba oradan buraya 17-18'e geliyor. Buradan da işte bir şeyler alıp götürüyoruz ancak işçiliğine zor çıkıyoruz. Tüketiciye de yani herkese yansıyor. Gelen son zamla birlikte motorunun litresi 40 liraya açtı. Bu da bir kamyon deposunda yüzlerce liralık fark sebze meyve fiyatlarının da tüketiciye gelene kadar katlanması demek. Maliyet işçilik, kasa, nakliye Maliyetler çok aşırı yüksek. Maliyetler düşmedi sürece tüketicinin ucuz yeme şansı sıfır. Mazota zam demek Türkiye'de her şeye zam demek. Akaryakıt zammı önce tarlayı sonra nakliyeyi vuruyor. Başta sebze meyve tüm ürünlerin fiyatı tezgah gelene kadar katlanıyor. Üstelik nakliyeci kamyonun deposunu doldurduğunda ödediğinin 13.720 lirası vergi. Yüksek enflasyona rağmen o vergiden de vazgeçilmiyor. Antalya'dan zepse getiriyoruz. Bin kilometre yol geliyoruz. 25 bin civarı para alıyoruz. O da mozota denk geliyor. Bizden bu kadar aldığımız para petrole kadar cebimizde duruyor. Zaten sürekli yollardalar. Zaten hayatları zor. Bir yandan da geçim derdi işte nakliyeci esnafının yaşadığı eskiden tarla ile tezgah arasında bir fark oluştuğunda gözler hemen aracılara çevrilirdi. Aracılar yapıyor, komisyoncular yapıyor denilirdi. Artık kimse oraya da bakmıyor. Eskiden de çok öyle değildi belki ama şimdi kimse oraya bakmıyor. Herkes benzine bakıyor, mazota bakıyor, pahalılığın sebebini anlıyor. Bir de hükümete bakıyor acaba pahalılık böyle bitecek mi? Enflasyon düşecek mi? Hayat pahalılığı ortadan kalkacak mı diye? Yok deniliyor. Yok. 2023 yılında hala enflasyon verilerinin çok yüksek olduğu ve olacağı bilgisini ya da öngörüsünü orta vadeli planında açıkladığı ekonomi yönetimi. Şimdi bakalım e, Derya Nur, Demir, Günaydınlar gerçekten öyle. Teyzemizin de söylediği gibi vallahi et alamıyoruz ancak bayramdan bayrama alabiliyoruz diyor. Burçin e, Hanım günaydınlar ilaç fiyatları yüksek değil ödenen farklar arttı. İlaçta e, euro kuru hala düşük olduğundan çoğu ilaç bulunamıyor. İyi yayınlar demiş. Çok sağ olun. Burçin Hanım e, katkınız için emekliyiz açız diye bir mesaj. Sonra ben de e, çocuğu üniversitede, çocuğunu üniversitede okutmaya zorlanan bir emekliyim demiş izleyicimiz. Hem günaydın diyorlar hem de aslında dertleşiyoruz. Sorunlarınızı paylaşıyorsunuz, birlikte konuşuyoruz. Verilmedi başlığı altında buyurun gelin. Vahide er Öztürk o da diyor ki dul ve yetim maaşlarına zam verilmedi. Sonra staj mağdurlarına hakları verilmedi. Verilmedi. Devam edelim. Sıradaki haberimiz kuraklık haberi. Şimdi az önce dışarıyı gösterdik. Evet İstanbul'da güzel bir gün başlıyor. Memleketin pek çok yerinde öyle ama bunun diğer tarafı barajlardaki o su seviyesinin azalması. İstanbul'un çok fazla da suyu kalmadı. Birkaç ay dayanabilecek, yetebilecek, dayanabilecek ee, su su. Ya e, suyumuz var şu anda. Peki hem suyu konuşalım hem de aynı zamanda kuraklığı konuşalım memleketimizde. Bugün Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında manşetinde var. E, Şeynaz abla bir getirelim mi Milliyet Gazetesi'ni? Bakın çok çarpıcı bir görüntü. E, üç yeni kara delik. Burası Konya Karapınar. Hemen bir gelsin. Konya Karapınar'da aynı gün bir... Biri bir evin yakınındaki arazide, ikisi de aynı tarlada olmak üzere 3 yeni obruk meydana geldi. Çoban tarafından fark edilen 50 metre çapındaki obruk korkuttu. Şimdi hem bunun görüntüsü olsun hem barajlardaki alarm seviyesi bunun da detayı gelsin ekranlarınıza. Dereler teker teker kurudu. Kuraklığın en derin olduğu adres Orta Anadolu'dan yine bir obruk haberi geldi. Kuraklığın ayak sesleri yükseliyor. Ses geldi kulağımda. Ses geldi. Hemen kalktım uyuyunca. Baktım vaponun sarı. O zaman vapon aşağıya gitti. Vapon aşağıya gitti. Şöyle kapam döndü. Derin çakındım. 40 metre derinliğinde 50 metre çapında devasa bir yeryüzü çökmesi yaşandı. Adres yine Konya Karapınar. Üretici Fatih Şık'ın evinin çok yakınında tarlasının ortasında obruk oluştu. Bir gün önce kuyudan gelen suyun bulanıklaştığını fark eden deneyimli çiftçi yeryüzünde bir hareketlilik olduğunu tahmin etmişti. Bütün gece rüya gördüm. Hep işte elim çamur oldu, ayağım çamura gitti, ayağım opana gitti, yer altı sallandı deprem gibi. Ertesi gün haberi geldi oluşan obruğun. Depreme benzer bir sarsıntıyla devasa bir çöküntü yaşandı. Yeraltı sularının çekilmesinin etkisiyle oluşan çöküntü yürekleri ağza getirdi. Yaşadığımız yer, ekmek yediğimiz yer, e, ee, koyup gitme imkanın yok. kurulmuş bir düzeni, baba yurdu. Halinin yasaktan bir tedirgin oldum, hala da tedirginiz. Kuraklığın neden olduğu tedirginlik Konya Karapınar'a özgü değil. Çanakkale'de Bayramiç Barajı'nı besleyen akarsular kurudu. Mitolojide bin pınarlı ide olarak anılan kaz dağları bu yıl akarsuları besleyemedi. Bayramiç Barajımızda ee, akar sağlayan dereler tamamı Kaz bağ, bağlıdır. Kazdağlarında da kar yağışının olmamasından dolayı şu anda mevcut derelerimizin tamamı kurumuştur. Bayram İç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen uyardı. Kasım ayına kadar çeltik tarlaları sulanmaya devam edecek. Ancak barajda o kadar su yok. Şu anda Eylül'ün daha yarısını tamamlamadık. Barajımızın seviyesi %18. %19 seviyelerinde. Şen, kaçak sulama ve kaçak çeltik ekiminin önüne geçilmesi, var olan suyunsa büyük bir hassasiyetle kullanılması yönünde uyardı. Şimdi yeniden başlığımızda dönecek olursak verilenler verilmeyenlerden alınanlar alınmayanlardan o kadar çok ki saymakla bitmez biz buna alacağına kurt vereceğine kuzu diyoruz Başlığımızı, etiketimize böyle katkı vermiş Sibel Deniz Hanım. Sonra yine haklarını hatırlatan, hem özlük haklarını hem de çalışma hayatındaki haklarını hatırlatanlar. Sonra atanma haklarını hatırlatanlar var. Belki de yine sesini duyurmak isteyenler olabilir. Öğretmenlerimizden, atanmayan öğretmenlerimizden bu mesajlar gelebilir. E, radyoloji konusunda... Aylar sonra verilen MR, BT, röntgen randevuları radyolojik görüntüye ihtiyaç duyan insanların ve fazla çalışmak zorunda kalan meslektaşlarımız için zararlıdır. 15 bin radyoloji teknikeri istihdam edilmelidir. O kadar şehir hastaneleri açıyoruz. Buralarda bari eksik personel olmasın. İnsanlar da böyle aylar sonraya randevu almasın mesela MR konusunda. Soralım size MR'a gittiniz mi? İşte bu görüntüleme servislerinden birisine gittiniz mi? E, dün gittiyseniz ne zamana tarif verildi? Bir ay önce gittiyseniz yine ne zamana e, gelin buyurun bakalım denildi. Peki o arada hastalık ilerlerse bunun endişesini taşıyor pek çok kişi. Fakat bir yandan da o personel eksikliği, o randevuların tutmayışı hayatımızdan da çıkmıyor. Sonra şayet ikiz çocuklarınızdan biri diğerinden üniversite bir sene geç bitirdi diye iş hayatına 2000 senesinde başlasa Diğeri ise 99 senesinde işe başlasa ve vatandaşı buluş, bulunduğunuz devlet 2023 senesinde 7438 sayılı sözde EYT çözümü diye bir yasa çıkarsa böyle uzayıp gidiyor. Aslında anlatmak istediği de belli. Nedir? Bir sene arayla geçiyorum bir sene arayla bir gün arayla insanların arasına çalışma hayatında emeklilikte 17 yıl 20 yıl girdi. 20 yılı buluyor bu. Bir gün, bir ay, bir hafta neyse ama bir düzenleme yapıldı. Kademeli emeklilik gelecek mi? Bu hak verildi mi? Hayır verilmedi. Konuşuluyor mu? Hiç konuşulmuyor. Onu da söyleyelim. Devam edelim. Siyasetin sıcak konusu, sıcak başlığı demiştik. Bir anayasa tartışması var. O anayasa tartışması da milletin çeşitliliği ifadesinden çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve buna da muhalefetten ateş püsküren yanıtlar var. Milletin çeşitliliğini ve zenginliğini yansıtan bir anayasa hedefliyoruz. Bu anayasada bu çeşitliliği engelleyen hangi hükümlerdir? Bunların açıklanması gerekiyor. Böyle bir şey olamaz. Bu millet kimliğini tartışamaz. Sayın Erdoğan, bu milletin adı Türktür, ilelebet Türk kalacaktır. Gürcüsü, Lazı, Çerkesi, Abazası, Kürdüyle biz büyük bir Türk milletiyiz. Büyük bir aileyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin çeşitliliği ve zenginliğini esas alan diyerek yaptığı yeni anayasa çağrısıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyesi Şükrü Karatepe'nin anayasanın başlangıç metnine ilişkin sözleri muhalefet cephesinde sert yankılandı. Anayasanın metnine dahil bir başlangıç hükmü olmamalı. Başlangıç hükmü kaldırılmalıymış. Neresinden rahatsızsın? beyefendi Türk vatanı ve milletin ebedi varlığını ve yüce Türk devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu anayasa. Türk milletine egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletine ait olduğu üniter yapıdan bahsediyor. Bunun neresinden rahatsızsın? Niye rahatsızsın? Olacaksa da insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğünü vurgulayan küçük bir paragraf olmalı. Türkiye Cumhuriyeti ülkesi Milleti ve egemenlik unsurlarıyla bir bütündür, milli ve üniter bir devlettir. Anayasa konusunda konuşuyor. Nedir kapasitesi? promptura bakmadan iki cümle kurabilir mi ya? Mevcut anayasanın başlangıç bölümü üniter yapıya, Atatürk ilke ve devrimlerine, Türk milletine, kuvvetler ayrılığına, laiklik ilkesine vurgu yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Şükrü Karatepe anayasanın değiştirilemez maddeleriyle ilgili de konuştu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği anayasa sempozyumunda. Anayasada değiştirilemez diyoruz ama darbeciler değiştiriyor. Başkentimizin Ankara, dilimizin Türkçe, bayrağımızın Ay Yıldızlı Albayrak, Milli Barşımızın İstiklal Marşı olduğu bunlar bizim hayat ve varlık kaynağımızdır. Yüreğiniz yetiyorsa buyurun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne anayasanın ilk dört maddesini değiştirmeyi teklif edin. El mi yaman, bey mi yaman hep birlikte görelim. Cumhuriyet Halk Partisi anayasanın ilk dört maddesinin tartışılamayacağını defalarca söylemiştir. Başlangıç hükümleri de her anayasada vardır. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra hayata geçen 82 anayasasının 177 maddesinden 134'ü 21 yıllık AK Parti iktidarları döneminde değiştirildi. Üçü referandum şeklinde oldu. 2017'deki referandumla hükümet sistemi de değiştirildi. İktidar şimdi milletin çeşitliliğine vurgu yaparak anayasanın başlangıçları angkıç ilkelerine itiraz ederek yeni anayasa tartışması başlattı. Hani tek dilde, tek devlette, tek millette bu kadar büyük vurgularla geçilen cumhurbaşkanlığı seçim sürecinden sonra ne oldu ki? Şimdi milletin çeşitliliğinden bahsetmeye başladık. Siyasetin gündemine yeniden döneceğiz. Dün Profesör Doktor Naci Görür hoca çalar saatteydi. Önemli uyarılar yaptı. Ee, önemli uyarılar yapmasının bir gerekçesi de 6 Şubat depremi yaşadık. 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti ve unutuldu. Unutuldu bu ülkenin deprem e, ülkesi olduğu ve her yerde zeminin altında fayların olduğu unutuldu. Diyor ki Naci Görür Hoca bu Türkiye'nin beka meselesidir. En çok bunu konuşmamız ve hızlı bir şekilde de burayı e, o binaları onarmamız gerekiyor. Kendimiz için, geleceğimiz için, çocuklarımız için, hayatta kalmak için, ölmemek için bunu yapmamız gerekiyor. Peki kentsel dönüşüm aynı hızda ilerliyor mu? Haberimizde. Bir sabah kalktığımızda 7 ve üzeri deprem olmuş olacağını duyabiliriz. Ne kadar maliyetler çıktı şu zamana kadar sizde? Vallahi şu ana kadar e, 1 milyon 200 bin lira abi. bir emekli maaşına ne yapabiliriz? Doğanar'ın ve onun gibi emekli komşuları yapıları ve zemini en riskli İstanbul'un 15 ilçesinden birinde. Küçükçekmece'de yaşlı bir binada oturuyorlar. Müteahhitlerden aldıkları fiyatlara göre kredi çekip ödeme güçleri yok. Tek birikimleri olan evlerinden ayrılıp emekli maaşlarıyla kiraya çıkmaya da. Devlet desteği için kapı kapı geziyorlar. Devlet desteği istiyoruz biz. Yoksa hiçbir kimse kentsel dönüşüme gidecek bir şey yok. Bugün 1 milyar para çeksen aylık ödemesi 15-16 bin lira. 7500 lira emekli maaşıyla nasıl ödeyecek bu insanlar? Başvurularımız çok azaldı. Artık çift taneli rakamlara düştü. 6 Şubat'tan sonra bir günde 22 bin başvuru aldığımız bir günde olmuştu. 6 Şubat'ta 11 ili vuran depremlerin ardından fay hattı üzerindeki İstanbul'da da bina analizi için başvurular kilitlenmişti. 7 ayda katlanan inşaat maliyetleri o hayati endişenin önüne geçti. 2 sene önceye yakın biz burayı yıktırıp yaptıracaktık. O zaman 105 liraydı daire başı. 105 daire başı bin lira. 105 bin liraydı. Yıkamadığımızdan dolayı Bugün müteahhit bizden bir trilyon 700 daire başı istiyor ve dairelerimizi de küçültüyor. Kamu şu anda inşaatları metrekaresi 18 bin TL'den ihale ediyor. Vatandaşlarımıza biz uzlaşacak bir şey öneremiyoruz. Fiyat. 10 lira borçlanma sunmakla 20 bin lira borçlanma sunmak arasında çok fark var. Yapabildiğimiz yapamazsak Allah'a bekleyeceğiz. Ne zaman tepemize yıkarsa o zaman kurtulabilirse kurtulacağız. Çok ağır hasarlı, çok ağır hasarlı 100 bin bina. Ben diyorum ki bu 100 bin binanın 90 bin binası ağır hasarlı ya. Evet. Orada da insan ölmesin. 10 bin binada da kurtuluş ümidi ya var ya yok yani. Yine iyimser oluyorum ha bak. Diyorum ki 5 katlı olsun ya 5 katlı. Her kata da 2 daire koyuyorum. 400 bin insanımın can güvenliği yok diyorum ya. Ya bu iş şaka değil. Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Profesör Naci Görür'ün en iyimser senaryosuna göre 400 bin can hızlanması gerekirken depreme karşı güçlü yapı çalışmaları yine yavaşladı. Ve hatta bazı noktalarda durdu. İnşaat maliyeti dışında kira sorunu da dönüşümü kangrene çevirdi. İstanbul yenileniyor kapsamında 8-9 farklı bölgede uzlaşmamız var. Yaklaşık 2000 konuta denk geliyor. Kiracıları tahliye edemiyoruz şu an. İnşaata başlayamadığımız için neredeyse vatandaşlarla olan anlaşmalarımız bozulacak. Çünkü yükleniciler 3 ay önce verdikleri teklifle bugün verdikleri teklif arasında ciddi bir fark var. İstanbul'daki boş, sağlam yapı stoğunu kamunun mutlaka kendi tasarrufuna geçirip riskli yapıda oturan vatandaşlarımıza sunması en elzem çözümlerden biridir. Efendim yeni günde Neler konuşulacak, neler olacak? Bunun notlarını paylaştık. Reklamlara gitmeden önce kitaplarımız var. Hemen bir göstereyim sizlere. Öyle reklamlara gidelim. Mahir Ünal Eriş, Babil Kulesi kitabı. Kelime ve kavramların dilden dile yolculukları. Sonra Riyasettin Karaca, Darbeden darbeye siyasi anılar. İrem Barutçu'nun kaleminden. Selahattin Yusuf, Niçin ağlıyorsun Elizabeth? Mutlu değil miyiz? Ee, Kuşa Bak kitabı da göstereyim hemen sonra bir de deprem demiştik yine Türkiye'nin önemli profesörlerinden birisi Celal Şengör bilim insanlarından birisi ve diyor ki dikkate değer mevzular kitabında göstermiş ve paylaşmış olalım sonra yine Sivas davası İnsanla, insanlara insanlığa yönelik davalarda bir zaman aşımı olur mu Cumhuriyet gazetesinin manşeti ve bugün yine bazı gazetelerin manşetinde var. Bazı gazetelerde bir satır bile yok. Katliamda utanç aşımı Sivas'ta 2 Temmuz 93'te 33'ü aydın 35 yurttaşın gericiler tarafından yakılarak katledilmesine ilişkin Madımak katliamının son davasında mahkeme zaman aşımı kararı verdi. Mahkeme heyeti Temel Karamollaoğlu'nun döneminin siyasilerinin, il valisinin ve kolluk kuvvetlerinin dinlenilmesi isteğini reddetti. Yargılanan bazı isimler Cumhurbaşkanlığı kararıyla sürekli hastalık, sağlık sorunları ve kocama hali gibi gerekçelerle affedilmişti. Karar sonrasında vicdanlarında boğulsunlar, madıman ateşi 300 yıl geçse de sönmeyecek hukuk mücadelemizde bütün yolları denemekte kararlıyız dendi katliamda utanç aşımı. Kul olayım kalem tutan ellere, kâtip arzu halim yaz yara böyle. Şekerlere ezeyim, şirin dillere. Katip arzuhalım, yaz yara böyle. Güzelim ey, şirinim ey, güzelim ey. Şekerlere şirin dillere. Kas ellerinde sazım çalınır. Günaydın. Çalar Saat devam ediyor. Çalar Saat'te yoklama da devam ediyor. Gündemle ilgili mesajlarınız geliyor. Denklik bekleyen arkadaşlarımız var. Yurt dışında eğitimlerini, öğrenimlerini gördüler. Memleketlerine geldiler. Çalışalım ümidiyle. Ama şimdi YÖK onların diplomalarını kabul etmiyor. Bizim buradaki mağduriyetimiz acaba ne zaman giderilecek? Bizimle ilgili bir adım atılmayacak mı diyorlar. YÖK onların da diplomasını vermiyor. Türkiye'de bir denkliği göstermiyor. Şimdi yine devam edeceğiz. Ben İstanbul'dan günaydın derken şöyle bir bakalım acaba sahil yolunda bir trafik yoğunluğu var mı yok mu? 15 Eylül 2023 Cuma gününde Yavaş yavaş böyle sahil yolunun daha da yoğunlaştığına tanıklık ediyoruz. Saatler 8'i 35 geçe durum budur. Tarihi Yarımada'ya doğru şöyle bir kez daha pencerenin dışına baktık. Belki soluklanmak istersiniz. Böyle e, haberlerimiz var. Ama genel itibariyle tatlış haberler de veremiyoruz. Çünkü e, diğer kanallara baktığınızda orada güllük gülistanlık bir hayat olabilir. Fakat bu ekrana yansıyan haberler, daha doğrusu sizlerin söyledikleri, sizlerin anlattıkları orada çizilen tablonun daha ötesinde. Bakın bir izleyicimiz Instagram'dan gönderdi bu mesajı. Ben de kaybetmeyeyim diye hemen burada bir görüntüsünü aldım. Ahmet Ercoşkun diyor ki: "Sevgili İlker kardeşim, 64 yaşında emekli bir Türk vatandaşıyım. 13 yaşında ilkokuldan çıktığım günden beri çalışıyorum. Emekli oldum." Yine de mecburen çalışıyorum. Yılların verdiği yorgunluğu artık ayaklarım taşıyamaz hale geldi. Diz kapaklarımda ağrılar başladı. Doktor MR çektirmek için, e, MR çektirmek gerektiğini söylemiş. Fakat tam 2 ay sonraya gün veriyorlar. Mecburen gidip özelde çektirdim. Tam 1700 liraya çektirdim. Kredi kartıyla bunu ödedim. Bakın her tarafı farklı bir problemi anlatıyor. 13 yaşında çalışma hayatına başlamış, emekliliğine kadar çalışmış, ara vermeden emekli olmuş, çalışmak zorunda. Ama emeklilikten sonra işte hayatını idame ettirebilmek için sağlık masraflarını karşılayabilmek için kredi kartına ihtiyacı var. Kredi kartını ödemekte zorlukta yaşıyor bir yandan. Sonra doktora gidiyor. Neden özel bir hastaneye gitmek zorunda? Çünkü MR çektirmek için de 2 ay sonraya ancak gün verilebiliyor. Pek çok sorunu yan yana görüyorsunuz tek bir mesajda. Sonra bakalım. 51 yıllık çalışmanın karşılığı bu mu? Artık evimde oturup yaşamımın son zamanlarında dinlenerek geçirmek istiyorum. Allah ömür versin öyle demeyin Ahmet Bey. Fakat 7500 lirayla geçinilir mi? Bir de böyle bir soru soruyor. Sonra dul ve yetim aylığını hatırlatan, onun ne kadar olduğunu da bir söyleyin de bizim geçinemediğimizi duysunlar diyen izleyicilerimiz var. E, memleketten haberler de paylaşacağız, yerel gazetelere de bakacağız. Yalnız hemen şu haberi getirelim ekranlarınıza. E, fenomen olmuş artık bir kişi Afyon Karahisar'da sürekli iş cinayetleriyle, iş kazalarıyla ilgili videolar çekip paylaşıyor. Bu yüzden de takip edilen bir kişiydi. Maalesef bir iş kazasında hayatını kaybetti. Şu düğmelere görüyorsunuz değil mi? Basma. Basmayın dedikçe basıyoruz ya. Bu sözlerle uyardı iş yerinde yaşanabilecek bir kazaya karşı. Makinelerden birine bacağı sıkışan Hüseyin Pirinç hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Askerden geleceğim, iş bulup gideceğim. Çektiği renkli videolarıyla oluşturduğu içeriklerle çok sayıda takipçisi olan bir sosyal medya fenomeniydi Hüseyin Pirinç'i. Sevilen üslubuyla iş kazalarına karşı da uyarmıştı. Şu düğmelere görüyorsunuz değil mi? Basmayın, basmayın dedikçe basıyorsunuz ya. Afyon Karahisar'da bir tuğla fabrikasında çalışıyordu Hüseyin Pirinç'i. Sosyal medya hesabından uyardığı makinelerden birine bacağı sıkıştı. Ağır yaralı hastaneye kaldırıldı 22 yaşındaki genç ancak kurtarılamadı. Osman, kör oldum Osman. Osman 112 ara! 112 ara! Hüseyin Pirinç'in yaşadığı kazada ihmal iddiaları ekipler tarafından araştırılıyor. Sevenlerini, yakınlarını yasa boğan Pirinç'i Afyonkarahisar'da Karahaslan Köyü mezarlığında defnedildi. Ee, kira konusuna da bir geçiş yapalım. Bir ara buluculuk sistemi de devreye sokuldu. Yasa var, %25'ten daha fazla zam yapamazsınız denilen bir yasa var. Ama bir de Adalet Bakanlığı ara buluculuk sistemini devreye soktu. Bir memnuniyet haberi var Türkiye Gazetesi'nde de vatandaş orta yolda buluştu. Neden vatandaş orta yolda buluşmak zorunda kalıyor? Eğer ortada bir yasa varsa %25 sınırı da varsa neden insanlar orta yolda buluşmak zorunda kalıyor? Ara buluculuk sistemi de niye devreye girdi? İşe yaradı ne güzel oldu bakın neyi başardık diye bir haber ee, paylaşıyor aslında Adalet Bakanı da ve bunu da haberleştirmiş Türkiye gazetesi. Ev sahipleri kiracılarla karşı karşıya dava dosyaları birikiyor böyle ara sistemi işe yaradı deniliyor ama o dava dosyaları adliyelerde birikiyor herkes çünkü anlaşamıyor. Ev sahipleri geliyor kiracının kapısını kırıyor kapısını alıp gitmeye çalışıyor. Sonra artık böyle bir çatışma haline geldi. %25 hakkaniyetli mi Hakkaniyetli midir? Değil midir? Yine bunu da konuşalım. Günün şartlarında yeterli olmayabilir, doğrudur. Ama bazı ev sahipleri var, onlar da inanılmaz şekilde fiyatları arttırıyor. Bir de piyasada dalgalanma var. Mersin'de bu tabloyu bize anlatan kişi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cem Bucuge. Miami'deki villa 1 milyon dolar ne oldu da Mersin'de Miami'nin üzerine çıktı? Burada 250-300 metrekarelik villa için 30 milyonları duymaya başladık. Mersin'de evlerin, villaların fiyatları Miami'yi sollamış. Hani ne oldu da bu oldu? Bir spekülatörler var doğru. Bir tarafta da ya gerçekten biz de o kadar zam alamadık diyen insanlar var. Ev sahipleri onların halinden anlamaya çalışsa da onlar da kendileriyle ilgili bir mağduriyeti dillendiriyor öyle ara buluculuk sistemi geldi, oh da ne güzel oldu gibi bir tablo yok olmadığını göreceksiniz haberimizde. Senin ev kiranı ödüyoruz biz, aidatımızı ödüyoruz. Sen ne hakla çıkartabiliyorsun? Bana ihtiyacı var ya. Ya ihtiyacı var olur mu ya? Ihtiyacı, i̇htiyacı, ihtiyacı var? Kanun diye bir şey var. kira, silah çabuk. Gel gel tartışmaların dozu da sayısı da günden güne artıyor. Kiracı ev sahibi anlaşmazlıklarının önüne geçilemiyor. Sadece son bir ayda kameraların kaydedebildiği kavgalar bunlar. Hemen her şehirden gerginlik haberi geliyor. Ya, şey olmaz ha. Tamam sus 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 ben çekiyorum zaten. Son olarak Konya'da ev sahibi evden çıkarmak istediği kiracısının kapısını söküp götürdü. Mardin'de tartışma çatışmaya dönüştü. Oysa kira zammı kanunla belirlenmiş durumda. %25 sınırı var. Ancak yüksek enflasyon sebebiyle ev sahibi fazlasını istiyor. Haksız değil. Kiracınınsa geliri istenen kira zammı kadar artmıyor. O da haklı kira krizi kanuna rağmen hatta kanundan sonra daha da artarak katlanarak büyüyor. Şu anda 6 bin lira ödüyorum. Peki %25 geldiğinde ne olacak? 7.5 falan yapar. Siz daha fazla bir zam mı ödeyebilir misiniz? Ödeyemem. İnsanlar bu %25'in üzerinde anlaşma yaparlarsa sonrasından bu tutanan hem de hükümlere aykırı olduğu sebebiyle iptali istenebilir mi istenemez mi tartışması başladı. Kanun net konut kiralarında zam oranı %25'i geçemez diyor. Ancak daha üstüne ya anlaşılıyor ya da arabulucu bulucu ara bulmaya çalışıyor. Kanun işletilmiyor. Hatta kanunun Adalet Bakanı bile arkasında durmuyor. Ev sahibi kiralayan kiracısına %25'in üzerinde bir kira artışını dikte edemez. Dolayısıyla eğer kiracıyla kiralayan anlaşıyorsa o, o ayrı bir konu. Aslında zaten bundan sonra da kafa karışıklığı başladı. Kanunlar yer sınır önce anayasa vardır. Ee, onun altında da kanunlar, yönetmelikler gelir. Ee, bakanlığın açıklamasının basına yaptığı açıklama zaten hukuk düzeninde bir yeri yoktur yasa Dizeminde. Yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar bir önceki kira yılına ait kira bedelinin %25'ini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler fazla miktar yönünden geçersizdir. Kiracı ödemesini o %50 zamma göre yapmışsa yapmış olduğu fazla ödemeyi de sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri isteyebilecektir ama bunun olup olmayacağını göreceğiz zamanında. Yani kiracı %25'in üstüne razı olsa bile daha sonra hakkını arama yoluna gidebilir. Ev sahibine geriye dönük ödeme çıkabilir. Ancak bir yandan da TÜİK'e göre bile enflasyon %58,94 iken ev sahibinin %25'i uygulaması isteniyor. Onlar da mağdur. İki tarafta gerçekçi çözüm bekliyor. Adaletli mi? Değil. Et ne kadardı, süt ne kadardı? Kiracı ne diyor? Kanun böyle diyor. İşin bozan kiracı ve mal sahibi değil. Bu sistemi buraya getirenler. X'ten gelen mesajlara baktığımızda bunu söylemek de bir garip geliyor, alışmışız tabii Twitter demeye. Ee, emeklinin belediye otobüslerine bedava binmesi bile göze batıyor. Bunu da kaldırdılar diye mesajlar. Sonra e, Gülen Hanım günaydın ve Allah korusun. E, gülmüşsünüz belki ama e, trajik bir durum. Yani memleketimiz için yani gülüyoruz artık ağlanacak halimize böyle bir durumun içindeyiz. Mart ayında nörolojide muayene oldum. MR tarihi Ekim ayı. Ekim ayını bekliyor. E, beynimde varsa bir şey olgunlaştırıp bakacaklar sonuca herhalde diye bu mesajı paylaşmış bizimle. Tekrar Allah korusun diyeyim. Gelelim yerel gazetelere. Az önce söyledik Mersin. Mersin'deki evlerin, villaların fiyatları Miami'yi geçmiş. E tabi Mersin Miami'den çok daha güzel bir şehir. Belki de o yüzden devreye giriyorlardır da. Olur mu canım Miami neymiş? Mersin'de fiyatlar 30 milyonlar aşağı olmaz diye bir yaklaşım var galiba. Tek rakibimiz Miami. Güney gazetesi Mersin. Sonra yata ÖTV indirimi var. Balıkçıya yok. Tabii balık lüks tüketim olduğu için yani balığa ÖTV e, indirimi Olmaz ya da balıkçıya. Bakalım Tekirdağ Habertrak kahveciler çay desteği istedi. Çiftçi gibi destek istiyoruz. Tekirdağ Kahveciler Odası Başkanı Fahrettin Bayar çay kura böyle sesleniyor. Kadınların salça ve sos mesaisi başladı. Yalnız burada bir hesap yapabilir misiniz acaba? Hani kaldıysa aklınıza geçen sene işte o kavanozlar, kavanoz kapakları bir endeks çıksa karşınıza ne kadar kışlıklarınızı mal ediyordunuz? Bu sene ne kadar mal oluyor? Ee, i̇zleyicilerimizden bunun notunu da isteyelim. Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan kadınlar odun ateşinin üzerindeki kazanlarda kaynattıkları domateslerle kışlık menemen Konservesi ve salça yapıyorlar. Yine devam edelim e, haberlerimizden. Yalnız ben sizi bir Samsun'a götüreyim. Samsun'da bir yol isteği var. E, Samsun Canik'te onu da yerelde yetkililere ve valiye de duyurmuş olalım olan adam 170 tane merdiven çıkacak. Asfaltı kenarlarımızda lazım. Yol olmaz deyip ataylar. Burayı belediyeye sokmadılar. Yangın çıksa itfaiye hızlı ulaşamıyor. Sağnah yağmurda evleri su basıyor. 170 basamak çıkmadan işlerini halledemiyorlar. Derbent Mahallesi sakinleri artık hiç de sakin değil. Tek istekleri yol yapılması. Hadi, hadi. Samsun'un Canik ilçesine bağlı Derbent mahallesinde yaşayanlar yol olmadığı için çile çekiyor. Heyelan sebebiyle hasar alan mahallenin yolu merdivenlerden geçiyor. O merdivenler de bir yerden sonra yok. Mahalleli 170 basamağın sonunda adeta tırmanışa geçiyor. Ambulans çağırdık. Ambulans buraya geldi. Doktorlar biz dediler buradan aşağı bunu indiremeyiz. Bu riski alamayız. Burada düşer seddeden dediler. Adamı bıraktı gitti. Siz dediler aşağı indirin biz alalım öyle gidelim. Acil durumda ambulans gelemiyor. Yangın çıksa itfaiye aracı sorun yaşıyor. Pazara bile gitmekte zorlanan mahalleli artık yol istiyor. İnsan yukarı sütürüyor pazara gidiyor bir şey götürüyor. Elde çekecek çekecek diye. Biz yol istiyoruz. Her yaştan kişi spor yapsın diye düşünüyorlarsa artık hayatın ve yılların yorgunluğunu Taşıyamayan büyüklerimiz var. Belki de onlar duyulur bu tepkileri, sesleri de bir düzenleme, bir yol düzenlemesi formülüne gidilir Samsun Canik'te. Devam edelim. E, Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi'nin ardından burada bir manşetin ardından şu haberi de okuyalım. E, korkmuyorum diyor bunu söyleyen kişi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Sanık olarak mahkemeye çağrılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu res çekti ve Kılıçdaroğlu hakkında hapis ve siyasi yasak istendi. Sonra gazete pencereye geçelim. Konuştuk, aynı zamanda haber olarak yansıttık ama bir kez daha ekranlarınıza gelsin. Ee, akaryakıtta pompa hazineye çalışıyor. Kısa bir süre durgun kalan akaryakıt fiyatları yeniden yükselişe geçti ve motorin 40 lirayı gördü. Büyük zamların ardından akaryakıtta vergi yeniden tartışmaların odağına oturdu. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, 13 Eylül 2023'te 40 lira 54 kuruşa ulaşan motorinin 13 lira 80 kuruşunun vergi olduğunu hesapladı Bingöl. Bugün 45 litrelik bir depo motorin için 6210 lira vergi ödeniyor. Vergideki 2 yıllık artış 7 kat yani %700 ifadelerini kullandı. Yani vatandaşlar bir e, yola gereksinim duyuyor. Merdivenleri tırmak zorun, tırmanmak zorunda kalıyorlar. Sonra sürekli akaryakıta zam yapılıyor. Biz yanlış düşünüyor olabilir miyiz? Yani sürekli bizi spora yönlendirme, güzel sağlıklı bir hayat diye düşünce içinde olabilirler mi acaba? Belki de biz farklı pencereden bakıyoruz. Başka gazetelerde ya da televizyonlarda böyle de haberler görebilirsiniz. Şunu duyduk çünkü çocuğunuzun canı bir şey çeker markete götürmeyin. Bunu duyduk bir formül olarak çıktı takvim gazetesinde sıralandı. Nasıl tasarruf yaparsınız? Çocuğunuzun canının istediğinden vazgeçerseniz tasarruf yaparsınız. Unutuluyor aklımızda kalsın lütfen. Şimdi et ve süt kuyruklarını, et ve süt kurumu önündeki kuyrukları onları da bir hatırlatı verelim. Sonra önceki sorumlusunun, müdürünün, genel müdürünün kapının önünde çok kuyruk oluyordu. Zam yaptık. Dişini lütfen unutmayın. Verilmedi bugün başlığımız. Ne verilmedi? E sözler verildi ama o sözler yerine getirilmedi ve çocuklarımıza bir öğün beslenme verilmedi. İzleyelim. Ben bugün sadece bir sandviç yaptım. Bir de suyunu aldı gitti. Saat yedi buçuğa kadar bu şekilde devam edecekler. Ha isterdik ki gerçekten bir destek olunsun. Yemek takviyesi olabilirdi. Ücretsiz olarak verdiğimiz yemek uygulamasını çok yakında 5 milyon öğrenciye çıkaracağız. Ana sınıfından liselere kadar 5 milyon öğrencimize günde en az bir öğün yemek ikram ediliyor. Bugün vallahi iki tane yufka aldım. Onu boş bir şekilde yağladım. Onu koydum. Bugün de dedim ki bu vallahi ayran koyamayacağım çocuklar. Diyorum ki Allah'ım ne yapacağım? Ne pişireyim? Şey boş yufka koydum dediniz. içinde peynir. Yok, hayır peynir öyle lüks yok artık. Yine TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu. 7 milyon 600 bin çocuğumuz dengeli beslenmiyor. Çocuklarını aç okula gönderen annelerin dramını bunlar görüyorlar mı acaba? Sarayda oturmak güzel. Çocuklara peynir yedirmek lüks dedi. Dul ve yetim aileyle iki çocuk okutmaya çalışan Sibel Kurt. Oysa seçimden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vaadiydi. Okul öncesi eğitimde bir öğün ücretsiz yemek. Eşi Emine Erdoğan okul öncesinden liselere kadar tüm öğrencilere bir öğün yemek kampanyası başlatmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte ilk ve orta öğretim bir yana okul öncesi beslenme yardımı da kesildi. Milli Eğitim'in bütçe yetersizliği nedeniyle. Kendi taraflarına destek olunuyor ama Öğrenciye ya da normal bir vatandaşa mı tasarruf sağlanılıyor? Okul öncesi eğitimdeki tüm çocuklarımıza ücretsiz yemek vereceğiz. Devletin zirvesinden sözler verildi. Milli Eğitim Bakanlığı da öğrencilere ücretsiz yemek dağıtma ile ilgili bir tanıtım klibi çekti. Emine Erdoğan'ın himayesinde Sağlıklı Besleniyorum kampanyası başlatıldı. Ama yeni eğitim öğretim yılında sıcak yemek yiyen öğrenciler sadece videoda kaldı. Öğrenciye ücretsiz yemek vaadi tutulmadı. Milletvekillerin maaşlarından biraz kessinler biz ahmet Asgari ücrete geçinmeye çalışıyoruz biz. Kuru yemiş alamıyoruz. Et yiyemiyorlar. Sadece bir ekmek arası Hani tost bile yapamıyoruz. Düşünün yani kaşarın kilosu olmuş bilmem kaç lira. Kampinde var anne şu var anne bu var. Ben de iki çocuk okutuyorum. Alamadığım zaman yapamadığım zaman böyle içimde bir şeyler kopuyor. En azından haşlığı olmasa da veya evde bir şey olmasa da okulda yiyebiliyor derdik. Okul öncesi eğitimde yer alan tüm yavrularımıza yemek desteğinde bulunacağız. Ailelerimizin omuzlarından bir yükü daha almış olacağız. Çocuk büyüme çağında. Çocuk meyve yiyecek yemek, yoğurt yiyecek. çocuğun dolabı açıyor, bakıyor, kapatıyor. Üzülüyorsun ya, canın yanıyor. 6 Şubat depreminden sonra seçimden önce tüm devlet okullarında ana sınıflara bir öğün ücretsiz yemek verilecek denildi sözde kaldı. Milliyetin Bakanlığı beslenme yardımını durdurdu. Özellikle de dar gelirli ailelerin çocukları kendi kaderlerine terk edildi. Bir de biz üstüne üstlük depremize değil zaten. Çok geçmiş. Ben üç tane çocuğu okutuyorum. Oğlumun, kızımın çok eksiği var. Bugün çocuklar okula gittiler. Ne koydunuz beslenme çantası? İnanın e, sadece patates kızarttım. Onu da zorla aldım zaten. Başımızdaki insana da sesleniyoruz. Bu kadar yokluk, bu kadar çile nereye kadar? Lafta kaldı, sözde kaldı bir sosyal medya paylaşımda kaldı. 6 Şubat'ta o büyük felaket deprem yaşanmasaydı anaokullarında çok daha hızlı başlayacaktı. Sonraki dönemde bir önceki Milliyetin Bakanı Mahmut Özer bu uygulamanın başlayacağını duyurdu. Sonra da tanıtımını da yaptı. Ama 14 Mayıs'tan önce ve 14 Mayıs'tan sonra diye bir tablo var karşımızda. 14 Mayıs 28 Mayıs'tan önce seçimden önce verilen sözlerin unutulduğunu ve o sözlerin yerine getirilmediğini, istenilen ya da vereceğiz denilenlerin verilmediğini görüyoruz hep birlikte. Tuğba Hanım günaydın artık nefes alamıyoruz. Bursa'dan Trabzon'a yerleştim. Köyüme hayvancılık yapayım diye. Fakat hani bunu da borçla harçla çevirmeye çalışıyoruz. Hayvancılıkta çiftçinin yaşadıklarında o yaşadığı maliyet baskısında olup bitenler bunları da birazdan ekranlarınıza getirelim isteriz. Ee, Sine Şebnem günaydınlar sağ olun her sabah takip ediyoruz ve yoklama da veriyoruz diyen izleyicilerimiz. Bakalım neresi burası Balıkesir Bandırma bizler de yoklamamızı verelim demişler. Neredesiniz sizin memleketin gündemi nedir lütfen paylaşın. Evrensel Gazetesi manşeti depremzede öğrenciye de yemek vermediler. 70 ilde ücretsiz okul yemeği uygulamasını durduran Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili birimlere gönderdiği yazıya rağmen depremzede çocuklara da yemek verilmedi. Bütçenin deprem kentlerinde kullanılacağı gerekçesiyle sessiz sedasız geri çekilen ücretsiz okul yemeği uygulaması bakanlık kararına rağmen depremin yıkıma neden olduğu kentlerde de uygulanmadı. Deprem bölgesindeki okulların neredeyse hepsinde çocuklar aç kaldı. Çocukların önüne o yemekler, o öğünler gelmedi. Ama tam da deprem bölgesinde Sayın Milliyetin Bakanı'nın açıklaması vardı. E, konuşacağız. Zamanı geldiğinde e, açıklayacağız. Burası yeri değil. Yani depremin yaşandığı yer. Sonra okullar açılıyor. Soru hani bambaşka bir konuyla ilgili değil ki. Çocukların... Öğünü olacaktı. Bunlar verilecek mi? Devam edecek mi? Burası zamanı değil. O yüzden sonra konuşuruz açıklaması gelmişti. Ee, şimdi devam edeceğimiz haber aslında Yeni Çağ Gazetesi'nden de bakalım. Ee, az önceki izleyicimiz de anlatıyor, hatırlatıyor. Bakalım gıdaya erişimde zor günler kapıda. E, Tuzop Genel Başkanı Şemsi Bayraktar Ekim ayında verilecek mazot ve gübre desteklerinin daha önce verilmesi gerektiğini söylüyorlar. Sonra e, sezona başlayan üreticiler en azından bir planlama yapabilsin. Ya ceplerinde para olsun gittiğinde gübre mi alacak, mazot mu alacak, ekim yapacak. Ceplerinde para olsun diye böyle bir çağrısı var. Aksi takdirde üreticilerimizin üretme isteği ve tüketicilerimizin gıdaya erişim açısından zor günler bizleri bekliyor. Bu çağrıyı yüksek tondan gelen bu çağrıyı duyalım. Mazottan alınan ÖTV ve KDV'nin tüm tarama verilen destek ödemelerinin %70'ine denk geldiğini daha önceki açıklamalarımızda belirtmiştik. Çok yüksek olan bu oran, üreticilerimizin mazota verdiği miktarın oldukça yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle 2023 desteklerinde mazota daha fazla önem verilmelidir. Mazota verilen destek oranı artırılmalıdır. Üretici girdi fiyatlarının pahalılığı nedeniyle yeterince gübre ilaç ve kaliteli tohumluk kullanamıyor. Örneğin 2020 yılında 7.1 milyon ton gübre kullanan üreticilerimiz 2021 yılında 6.4 milyon ton, 2022 yılında ise 5.9 milyon ton gübre kullandı. Gittikçe düşen gübre kullanımının 2023 yılında 5.5 milyon tona gerileceği bekleniyor. Bu durum üretim miktarını ve kaliteyi etkiliyor tarımsal üretim günümüzde daha önemli bir hale gelmişken bunu göz ardı etmek ülke tarımına dolayısıyla ekonomisine darbe vuracaktır. Gübre fiyatlarının altın fiyatlarını geçtiğini de söyleyelim. Bir yatırım aracı olarak da değerlendirebilirsiniz efendim gübreyi. Şimdi Sinem Hanım yazmış taşeronun kaldırılıp yerine KPSS ile 15 bin atama yapılmasını istiyoruz bekliyoruz ve burada da bir adım atılmadı. Burada bizim de haklarımız verilmedi diyor. Ankara'ya götüreceğiz sizleri. Şöyle yapalım. Savaş ee, gelelim. Tekirdağ konuşmuştuk. Diyarbakır'a gidelim. Yeni Gün gazetesi halkın ekonomiden umudu yok. Diyarbakır'da gazetenin manşeti Mayıs ayında yapılan genel seçimler sonrası ekonomide iyileşme adımları atacağını söyleyen hükümet yetkililerine Diyarbakırlılardan tepki geldi. Seçim sonrası zam artışının durmadığını belirten kent sakinleri ekonominin düzeleceği söylemlerine inanmadıklarını aktarıyorlar. Türkiye son 33 yılın en kurak Ağustos'unu yaşıyor. Kuraklık haberini de zaten paylaşmıştık. Malatya Son Söz gazetesi bu da beşeri felaket. Malatya'da ne ucuz derlerse insan hayatı değil. Malatya'yı yerle bir eden 6 Şubat depremleri sonrası ağır hasar alan binaların yıkım işlemleri sürerken binalardaki mühendislik harikaları hemen yanında da ünlem işareti bir bir ortaya çıkıyor. Sarıcıoğlu Mahallesi Adliye Sokak'ta yer alan 5 katlı bir iş hanının taşıyıcı kolonlarından geçen kanalizasyon borusu pes dedirtti. Ve bu durumsa vatandaşın kafasında şu soruyu sordurttu. Malatya'yı doğal felaket olan deprem mi yoksa beşeri felaket olan iş bilmez çok bilenler mi yıktı? İşte kolonun içi delinmiş o kolonun içinden de görüyorsunuz borular geçirilmiş. Ankara'ya gidelim şimdi. Ankara'da Mansur Yavaş hani üreticiye desteklerine devam ediyor. Alan açmaya çalışıyor. Tohum veriyor, destek olmaya çalışıyor ve benzer bir projesi daha. Ankara'nın %50'si tarıma uygun ama birçoğu tarımsal politikalar nedeniyle bunu terk etmiş önemli olan tarıma tekrar özendirmek insanları. 3,5 milyon metrekare alana kuruldu 17.500 meyve ağacıyla, spor tesisleriyle ama çok daha önemlisi arpa, buğday, meyve, sebze, burçak üretimiyle, lavanta bahçeleriyle, seralarıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en büyük tarım kampüsünü kurdu. Yonca baldası, çörek otu, 40 dekara alanda sebze üretimi 200 dönümde arpa, buğday ve saman baldası üretimi var. 16 Eylül'de Ankaralıların hizmetine açılacak tarım kampüsü ama öncesinde gazetecilere açıldı kapıları. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş anlattı. Başkent Ankara Kalkınma Projesi'ni. Amaç tarımı teşvik etmek, özendirmek, üretimi desteklemek. Öyle ki Ekim'e aylar öncesinde başlayan bu tarım arazilerinde hasat dönemi de başladı. Üstelik buradan toplanan ürünler küçük aile işletmelerine ücretsiz veriliyor. Ata tohumu dediğimiz tohumların üretildiği yer var. Tarım Akademisi kurulacak ileride. Çiftçiler şu anda burada gelip eğitim alıyorlar. Tarım yapmak isteyen herkese açık olacak kampüs. Hem eğitim verilecek hem de üretim yapmaları halinde destek. Meyve bahçelerinde hasat zamanı geldiğinde Ankaralılar toplayacak meyvelerini, üretim tesislerinde elde edilen ürünleri kooperatifler satacak. 30 adet eh, ahşap evler var. E, amacı aile çocuklarıyla birlikte gelecek. Gece orada kalacak. Sabah ağaçtan meyve toplayacak. Tarımı ısındırma çalışmaları yapılacak. Burada amacımız katma değerli ürün boyutuna götürmek. E, Birçok botanik hocamızın olmaz dediği bitkilerden bile burada 7 defa hasat aldığımız biliyoruz. 20 bin metrekare alan üzerine kurulu tıbbi aromatik bitki bahçesi de bir ilk olacak Ankara'da. İlaç, gıda takviyesi gibi ürünler üretmeyi amaçlıyor Ankara Büyükşehir Belediyesi. Sosyal tesisleriyle de hafta içi ve hafta sonu tarımla da iç içe etkinlik adresi olacak Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü. Şimdi Almanya'nın kıskançlık nidalarına bakacağız. Sözcü gazetesinden sonra da dünyanın notlarıyla ve ne kadarla bir ülke bir halk mutlu olabilir acaba? Ne kadar kazanması gerekiyor yıllık? O bilgiler ve çok çarpıcı yine görüntülerle zafer söken mülten sorumlumuz burada olacak. Bizi kıskanan Almanya'da işsizlik maaşı 3000 euro. Almanya'da işsizlere ve yardıma muhtaçlara verilen desteğin %12 artırılmasına karar verildi. İki çocuklu aile aylık 3000 euro alacak. Almanya bizi kıskanıyor diyen iktidar ve yandaşları bakalım bu habere ne diyecek. Türkiye'de askeri ücretli 11.402 lira alıyor. Almanya'da işsiz 86 bin lira alıyor. Ne diyecekler sizce? Çıkar bakalım cep telefonunu. Öyle diyor onu da çıkar bakalım o cep telefonunu. Nasıl aldım bunu? Açız diyorsunuz. Cep telefonlarınıza bak diyen dayılar siz bunu söylediğinizde yine yolumuzu çevirmeye çalışabilir. E o zaman şuna bakalım. Alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Zorlanıyoruz hep birlikte. Pazara gittiğinizde 500 liranın altında sebzeyi meyveyi alabilme imkanımız kalmadı artık. Peynir, et, süt ürünleri bunların lüks olduğuna da tanıklık ediyoruz hep birlikte. Bunlar bize pahalı. Ama mesela Bulgaristan'dan gelseniz Edirne'de araçlarınızı doldurabilirsiniz. Her şeyi satın alabilecek bir özgüvene de sahip olabilirsiniz. Ya da Gürcistan'dan geldiğinizde. Bakın Gürcistan'dan gelenler nasıl alışveriş yapıyor? Biz tekstil satıyoruz. Gürcülüğe satıyoruz. Gürcü alıyor. Burada Türk, Türk malını almıyor. Daha en çok Gürcü geliyor. Gürcü gelmediyse satış hiç yok. Türk malını Türkler alamıyor. Gürcüler alışverişe Türkiye sınırına en yakın ilçeye geliyor. Sarp sınır kapısına en yakın yerleşim yeri olan ilçede alışveriş ile. Biz zaten özellikle Gürcüler için çalışıyoruz. Yabancılar da geliyorlar Ruslar falan ama en bizi müşteri Gürcü. Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde Gürcü alışverişe gelmezse kıyafet satan mağazalarda satış yok denecek kadar az. Sarp sınır kapısına en yakın yerleşim yerlerinden biri olan ilçede Gürcüler sadece alışveriş yapmıyor, dükkan açıp satışla yapıyorlar. İlçenin yerel halkının alım gücü ise düşük. Maaştan maaş alışveriş yapıyoruz. Çocuk çocuklara uğraşıyoruz. Ekonomi olarak biraz bize zor geliyor. Yetmiyor. Çünkü maaştan maaşla idare ediyoruz, öyle alışveriş yapıyoruz. Kemal Paşalılar kapı komşusu Gürcülerle iç içe el ele bir hayat sürüyor yıllardır. Son dönemde iki ülkenin ekonomisinde yaşanan büyük değişiklikler ilçedeki alışveriş alışkanlıklarını ve dükkanların çeşitlerini değiştirdi. Gürcistan'da da hayat pahalı. Ancak Türk lirasındaki değer kaybı daha büyük. Çünkü bir lari 10 lira. Orada enflasyon daha şey pahalı. Buraya göre çok yüksek olan şeyler, fiyatlar. Burada daha uygun fiyatlar. Mesela burada bir, bu 5 lari ise bizde 25 lari. Uygun fiyatı olmadığı için burada geliyorlar. Uygun elbette uygun ya. Her şey ucuz burada giysi. Kendi paralel orada geçim yapamazlar yani. Evet. Ama buraya gelip burada faydalanıyorlar bize. Günaydın. Demre Adliyesi çalışanlarına bir selam gönderir misiniz? Şu anda bizler de sizleri izliyoruz diyor izleyicilerimiz. Selamlarımızı iletelim Gökay Bey aracılığıyla ve Çalar Saat bülten Sorumlusu Zafer Söken yanımızda mutluluğun bedelini ne kadar mutlu olunur onu anlatacak. Zafer günaydın bir kez daha. Günaydın bir kez daha. Mutlu bir gün olsun inşallah. Tabii mümkünse diyeceğim. Niye mümkünse diyeceğim? Bir araştırma var dünya genelinde 174 ülkede yapılan bir araştırma. Bakmışlar, araştırmışlar. Mutluluğun bedeli nedir? Yani bir insan ayda ya da yılda ne kadar kazanırsa mutlu olabilir optimum olarak onu araştırmışlar. İşte Türkiye'deki sonuçlarından bahsedeyim. Yılda 14.254 dolar kazanmanız lazım. Yani ayda 1187 dolar. TL cinsinden bugünkü kurla tabii söylüyorum. 32.070 lira. Eğer 32.070 lira kazanmıyorsanız... Tek bir, kişilik bir mutluluk bu ama. O tabii zaman. bir kişinin mutluluğu. Bir kişi. Yani kişi başına düşen... Yoksa yani 32.000 lira... Değil. Yani 32.000 liranız yoksa ayda, geliriniz 32.000 lira değilse, mutlu değilsiniz bu araştırmaya göre. Türkiye bu arada mutluluğun diğer ülkelere göre daha ucuz olduğu bir ülke. Mesela İran'da 239 dolarmış yılda. 239 bin dolarmış yılda kazanılması gereken. Ancak Türkiye burada tekrar gösteriyorum 14 bin 254 dolar yılda kazanmanız gereken para. Yani toplam yıllık TL cinsinden de 385 bin lira net olarak bir kişinin cebine girmesi gerekiyor. Bir yılda ayda da 32 bin yapar. Asgari ücret 11 bin 402 lira. Yani 3 asgari ücret hemen hemen diyebiliriz. 3 asgari ücret kazanmıyorsanız ayda mutlu olamıyorsunuz manasına geliyor. Şimdi para mutluluk getirir mi getirmez mi bu tartışma hep sürüyor ama Şöyle diyorlar. Paranın mutluluk getirip getirmeyeceği kesin değildir. Ancak parasızlık mutlaka mutsuzluk getirir derler. Yani belli bir seviyede paranız yoksa mutlu olmanız da çok kolay bir değil. Bir de sabretmeyi bilmiyorsanız öyle olabilir. Çünkü biz MM Şimşek'ten de Cumhurbaşkanı'ndan da işte bir dayanışma, milli dayanışma, gelin bu yükü hep birlikte kaldıralım biraz sabırlı olalım çözeceğiz halledeceğiz anlayış bekliyoruz diye cümlelerde duyuyoruz. O zaman Sonra dayanışma... inşallah o mutluluk refah seviyesine ulaşılabilir. Böyle hedefler konulmuştu. Yani 2011 yılında 2023 hedefi 25 bin dolardı. E şimdi 10 bin dolar biraz üzerinde rakamları konuşuyoruz. O zaman dayanışma demişken bir dayanışma örneği anlatayım. örnek bir vali var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia Eyalet Valisi. Soyadı da Kemp. Yüksek enflasyon var tırnak içinde yüksek enflasyon diye söylüyorum. Yani adamların yüksek enflasyonu bizim 2026 hedefimizin üçte biri. Amerika'daki yıllık enflasyon 2 gün önce açıklandı 3,7. Ve Amerikalılar diyor ki enflasyon çok yüksek. O yüzden Georgia eyalet valisi de bir karar alıyor. Diyor ki akaryakıt fiyatları çok arttı. Ben akaryakıttan vergi almayacağım. Eğer dayanışma ise dayanışma böyle olur. Ama biz de yaz aylarında akaryakıttan alınan ÖTV ve KDV'nin artırıldığını görüyoruz. Mesela bu vali aynı kararı 2022'de de almış ve 1,7 milyar dolar Georgia'lılar tasarruf etmiş valinin e, akaryakıttan vergi almama kararıyla. İşte dayanışma böyle olur aslında. Bizde de şöyle oluyor kredi kartlarına sınırlama geliyor. O kredi kartlarına gelen sınırlamayla tasarruf etmesi isteniyor vatandaşın. Sanki böyle har vurup harman savuracak günlerden geçiyormuşuz gibi. Onu yapanlar var mı? Var. Ama dolgun maaşlılar, öyle birkaç yerden maaş alanlar. Sonra "geçinemiyorum" diyenlere nasıl geçinemiyorsunuz? E, bilmiyorsunuz ki vatandaşın hali nedir? İşte dayanışma örneği. Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bu arada söyleyeyim akaryakıtın yani Bir galon galonla satılıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde 3,7 litre. Ortalama bir litresi 1.1 dolara geliyor. Biz dolarla kazanmadığımız halde bugün 1,5 dolar seviyelerinde hemen hemen ya yani 40 lirayı geçen bir motorin, 40 liraya dayanmış bir benzin fiyatı var. İşte dayanışma ise tasarrufu devlet yapsın, devlet yetkilileri yapsın. O lüks makam araçlarını bıraksınlar, öyle yapsınlar. Gariban halkın zaten geçinmekte zorlanan halkın bu tasarrufa ortak olması çok da mümkün görünmüyor. Akılla izah edilebilecek bir durum değil ne yazık. Ama onların da yazın serinlemesi, kışın ısınması gerekiyor. Üşümemeleri gerekiyor. Dolayısıyla orada kimse de tasarruf yapmıyor. Kemeri sıkan yine vatandaş. Başka da bir formül görmüyoruz. Az sonra Deniz Zeyrek gelecek. Deniz Zeyrek'i hani normalde Deniz abiyle konuştuğumuzda en çok kendisini kızdıran konu poşetti. Poşete hiç zam gelmiyor. Poşetin dışında zam gelmeyen bir şey kalmadı. Şu MTV konusunu bir Deniz Zeyrek'le konuşacağız. Gelelim hangi ülkeye, hangi başlığa? Avrupa Birliği'ne gideceğiz. Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen bir konuşma yaptı önceki gün Avrupa Birliği Birliği'nde ve birliğin durumu yani konuşmasının başlığı buydu. Birliğin durumunu anlattı Ursula von der Leyen. İşte kürsüde kendisini görüyoruz. Ancak kendisi birliğin durumunu anlatırken bir başka komisyon üyesi, iç sorumlu komisyon üyesi Johansson kendisini dinlemek yerine örgü örmeyi tercih etmiş. Bir başka kongre üyesi var yine orada beyefendi. Onun da uyukladığını görüyoruz. Yani herkes diyor ki kendi birliğin durumunu anlatırken kendisinde olanlar bile von der dinlemiyor diye von der liderliğine de bir eleştiri var. Yani anlat anlat dinliyorum dediğimiz durum bu oldu. Örgüsünü orada gayet örüyor. Çok Dikkatini öyle topluyordur belki. Von der çok dinliyor gibi de değil açıkçası. Yani görüntülerden anladığımız o. Peki devam edelim. İtalya'ya gideceğiz. İtalya'da bir e, yani göçmen akını var. İtalya'nın Lampedusa adasına sadece 36 saatte o Lampedusa adasına 6000'den fazla göçmen geldi ve İtalyanlar acil durum ilan ettiler. Çünkü bir günde 6000'den fazla yani bir buçuk günde 6000'den 6 fazla göçmenin aynı anda ülkeye akın etmesi, işte bir adaya akın etmesi ve izdiham yaşanıyor. Birazdan görüntülerde de gelecek. O insanlar Kızılhaç'ın oluşturduğu çadıra koşuyor. Çünkü belli ki çok zorlu şartlarda geldiler. Denizi açık denizleri aşarak geldiler. Orada yiyecek belki sağlık malzemesi Gerekli kendileri için. Kızılhaç'ın o çadırlarına koşunca büyük bir yoğunluk, büyük bir kalabalık yaşanıyor. Ancak ülke diyor ki biz bu kadar göçü kaldıramayız. Yani böyle bir günde 6 bin 7 bin kişiyi kaldırmak mümkün değil. Acil durum ilan ediyorlar ve bir uyarıları daha var. Orada Libya'da büyük bir sel felaketi yaşandı. Bu gelenler sel felaketinden önce yola çıkanlar. Eğer Libya'daki sel felaketi büyük bir göçü tetiklerse ki o bekleniyor. Daha büyük e, göçmen akını yaşanabilir diye kendilerine bir uyarıları var İtalya'nın tüm Avrupa ülkelerine de bu böyle bir uyarı. İtalya'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. İlyonis eyaletine. Yani savaştan Bunu da tam ekran edelim. görelim. Aynen, evet. tam ekran görelim. Ne olduğunu anlamak için. Bir araç ve bir tır yolda ilerliyorlar. Araç belli ki tıra yandan çarpmış, altına girmiş tır. Ancak tır sürücüsü iddiaya göre durumun farkında değil ve o aracın içinde bir kadın var. Bunun görülmemesi, fark edilmemesi ne kadar mümkün? Bir kadın şimdi el sallayacak hatta oradaki yani sesini duyurmaya çalışacak. El sallayacak derken i̇yi mutlulukla anlamadım. değil de kendini fark ettirmeye çalışmak adına işte görüyoruz görüntülerde ee, elini sallıyor. Tabii ki anda sürücü kaydetmek yerine keşke bir an önce önüne geçip hani böyle bir araç var kamyonun altında durun lütfen dese daha iyi olabilirmiş ama bu sayede tüm dünya da tabii bu görüntüleri gördü. Bu iki yıl önce olmuş bir olay. Davası yeni kapanmış yani kimse yaralanmadı diye Sürücü ceza da almamış. Ancak avukatları yeniden itiraz etmişler. Yani burada bunu fark etmemesinin mümkün olmadığını düşünüyorlar. Ki bence de çok mümkün değil fark evet. etmeden ilerlemesi. Ancak uzun süre o kamyonun, o tırın sürücüsü altında bir araçla beraber Ay, yola devam fark ediyor. Etmediyse bir daha o sürücünün yola çıkmaması lazım. Hiçbir şey fark etmez çünkü. Kesinlikle öyle. Peki Amerika'dan sonra? Yine Amerika'da kalacağız. New York Hı. Moda Haftası'na gideceğiz. Yine e, bir protestoyu fark etmeyen... Bir grup var, bir izleyici grubu. Şimdi New York Moda Haftası'nda işte defileler var. Hazırlanan kıyafetleri giyiyorlar. Bir adam da bu moda haftasını protesto etmek adına üzerine çöp torbası, çöp poşeti geçiriyor ve podyuma çıkıyor. Başarılı İzleyiciler da. bunu çok normal karşılıyor. Yani hani bu gösterinin, bu şovun bir parçasıymış gibi bu da bir moda herhalde diye düşünerek gayet normal izliyorlar. Hiç kimse de bir şaşkınlık duymuyor. Ancak her şey güvenlik görevlilerinin sahneye gelip, o adamı işte böyle kucaklayıp sahneden çıkarmasıyla anlaşılıyor. Onlar da herhalde kendilerine utanmıştır. Yani biz bunu nasıl moda diye kabul ettik diye düşünerek iki güzel haber. Yani iki güzel görüntü. Hadi e, öyle yapalım. artık istersen. E, Kuzey Dokotada kalacağız. Kuzey Dokotada e, doğanın o büyüleyici ışıkları. İnanılmaz, Bunlar evet. kutup ışıkları. Her bir zaman da büyüleyicidir. Bir time lapse yapmışlar. Yani hızlı oynatmışlar görüntüyü. Uzun süre aynı yerde kalarak kamera böyle doğanın nasıl bir manzara sunduğunun görüntüsü Kuzey Dakota'da Amerika Birleşik ve Kanada sınırından gelen görüntüler. Bir başka görüntüsü ise daha içimizi ısıtacak bir görüntü bence. Bir kadın ormanda yürürken şöyle bir şey buluyor. Bir yavru kedi diye düşünüyor. Ee, yeni doğmuş daha yani küçücük. Onu elleriyle besliyor. Hatta şırıngalarla e, süt vererek besliyor. Böyle kedi diye de, kedim bu diye de paylaşıyor önceleri. Ancak sonra bir ortaya çıkıyor ki o kedi zannettiği hayvan kedi değil. O bir panter. İşte bu görüntüsü büyümüş hali yıllar içinde böyle kocaman oluyor. Ve onu kendi işte evcil hayvanı var köpeğiyle beraber arkadaş ediyor. O panter ve köpeğin arkadaşlığını göreceğiz. Bunlar ikisi birbiriyle oynuyor ve panter ona saldırıyor gibi görünüyor ama baya aslında araları iyi. Görüntülerde de belli oluyor. Tabii bir eleştiri de var. Bu görüntüleri paylaşınca bazıları da eleştiriyor. Diyor ki bu panter evcil bir hayvan değil. Sen o hayvanı doğadan koparıyorsun diyor. Ama aslında kadının özünde yaptığı hareket onu ölümün pençesinden kurtarmak olmuş. Bence ama yine de içimizi ısıtacak bir görüntüydü bu. Zafer Söken teşekkürler. Bülten sorumumuz dünyadan notlar getirdi. İçimizi ısıtacak görüntüler onları da paylaştık. Şimdi yine memleketimize döndüğümüzde bizi düşündüren, içinden nasıl çıkacağız dediğimiz haberler var. Onunla devam edeceğiz. Kredi kartları, kredi kartlarını biz nereye kullanıyoruz ağırlıkla ve insanlar o kredi kartları cebinde olmazsa tasarruf mu etmiş olacaklar yoksa daha da istedikleri ulaşmaya çalıştıkları temel gıdalara erişemez noktaya mı gelecekler konuşalım. 1 Eylül itibariyle yıl kredi kartı üzerinden kredi hacmi %140 civarında artmıştı. %140. Yani enflasyonun İki katından fazla. Hı. Bu kadar yüksek seriden bir kredi hacmiyle siz enflasyonu kontrol altına alamazsınız. Kredi kartı harcamalarındaki artış enflasyon neden oldu diye bir teşhis koyuyorsunuz. Fakat bu teşhisin altyapısı boş. En çok artan harcama doğrudan aslında Mehmet Şimşek'in belirlediği kamu ve vergi ödemeleri. Geçen sene 11.1 milyar TL harcanmış Temmuz ayında. Bu sene bu rakam 42.7 milyar TL'ye çıkmış yıllık artış %284 olmuş. Yani 3 katından fazla artmış. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yüksek enflasyonu kredi kartı harcamalarına bağlamıştı. Ancak o harcamalardaki en büyük artışın vergi ödemeleri olduğu ortaya çıktı. Yani aslında enflasyonu yükselten vergi zamları. Mehmet Şimşek diyor ki ben hem vergiye zam yapacağım hem de o zamdan kaynaklı kredi kartı harcamaları artınca bu enflasyon neden oldu diye şimdi kredi kartı harcamalarını sınırlandıracağım vergi almasa bu kadar artmayacak. Ya da vergiyi indirimli yapsa kredi kartı harcamaları düşecek. Şu anda suçlu bu işin tüketicisi oluyor. Ek MTV'ler ödedim. Kredi kartıyla ödedim. Tek çekim yaptı. Sonra kendim taksitlendirdim. Kredi kartı olmadan başka türlü olmaz. Maaşı çek, kredi kartını öde. Daha sonraki harcamalarını kredi kartı üzerinden yap. E vergin olduğu zaman ne olacak? Onu da kredi kartıyla öde. 40 milyon üzerine çıkmış bir vergi ödemesi kredi kartından tahsil edilmiş. Bankalar arası kart merkezine göre yıllık %140'lık artış var Temmuz'daki kart harcamalarında. Temmuz ayı aynı zamanda vergilere zamayıydı. Nakde sıkışan tüketici vergisini ödemek için de kredi kartına sarıldı. Bu harcama artışının aslında yüksek talepten değil bazı zaruri ihtiyaçlardan kaynaklı olduğu görülüyor. Nitekim en sert artışın da vergi ödemeleri olması Mehmet Şimşek'in bu iddiasını yani bireysel kredi kartlarındaki fazla harcama yüzünden enflasyon oluyor iddiasında boşa düşürüyor. Eğer ki Mehmet Şimşek bu fazla harcamadan rahatsızsa vergileri kıssın. Sen beni kısıtladığın zaman ne düşecek? Benim yaşantım kısıtlanır. Sen bana hiçbir şey alma diyorsun o zaman. Hükümet orta vadeli programa da aldığı kredi kartı sınırlamasına hazırlanırken borcunu ödeyemeyip takibe düşenlerin sayısında da büyük artış var. Ekonomik sıkıntıyla kendiliğinden sınırlanıyor harcamalar. 90 bin TL borcum var. Niçin harcadınız? Çocuk odası için. Her türlü ihtiyacımı orada kullanıyorum çünkü maaş yetmediği için. Bireysel kredi ya da kredi kartı borcunu ödeyemeyerek yasal takibe düşenlerin oranında yıllık %24, ayrıksa %52 artış var. Temmuz ayında borcunu ödeyemeyerek yasal takibe düşenlerin sayısı 180 bin kişi. 2-3 tane farklı bankanın kartını kullanıyoruz. İşte herkes gibi oradan alıyoruz, oraya veriyoruz. Bir iş yerim vardı, kapattık. Üç buçuk yıldır işsizim. Benim iki tane çocuğum var. E şimdi okul masrafları var, kitabı var. Mecbur ona her gün beslenme koymak zorundasınız. Yani kredi kartı mı? E tabii onunla dönüyor yani. Efendim Sağlık Bakanlığı'ndan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir açıklama var. Hemen paylaşalım. Yani Covid, Covid sonrasında yeni yeni çıkan, ortaya çıkan e, varyantlar, mutant virüsler onlardan söz ediliyor. Dünyada bunun endişeleri de yaşanıyor. İşte Çin'den geliyor, Hindistan'dan geliyor. Her sabah böyle haberlere uyanıyor. Dünya ve Fahrettin Koca diyor ki endişe konusu sayılmayacak bir gelişme. Hasta etme gücünün düşüktüğünü bildiğimiz Eris varyantı referans laboratuvarlarımızda yapılan incelemede 9 kişi de görüldü. Yurt dışı temaslı ve aynı ildeler mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın. Bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi kronik hastalıklardan koruyacağız diyor Fahrettin Koca. Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme de diyor. Umarız öyle olur Fahrettin Koca son dönemde ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olarak geçiyor. AK Parti Cumhur İttifakı tarafından. Sonra Tevfik Göksu yine ön planda olan isimlerden birisi. Murat Kurum hiç e, yabana atılmaması gereken ve yine parti içinde İstanbul için rekabete girmeyi bekleyen isimlerden. Bir reklamlara gidelim. Döndüğümüzde Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek ile de Deniz abiyle bir konuşalım neler oluyor. Efendim günaydın. Çalar Saat'te devam ediyoruz. Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek. Deniz abi e, şu anda Çalar Saat'te ve Deniz abinin 8 kilo vermiş halini görüyorsunuz sizlerde. Abi çok yakışmış. Bu yaz biraz böyle e, hareketli geçti, evet, sert de evet. geçti. Spor. Bir fenomen oldun. Ne bu e, yazın sürekli sözlerin, söylemlerin gerek MTV çıkışı. Poşeti artık konuşmuyoruz çünkü bir tek poşete zam poşet, gelmiyor. Poşet mi kaldı? <laughs> Poşeti <yani>? kenara koyduk. <laughs> 20, 25 kuruş mu kaldı İlker ya? Yani? 25 kuruş kalmadı tabii. E, o zaman bu yaz nasıl geçti desem, pahalılıkla mı geçti? Ya, i̇syan sesleriyle mi geçti? Evet ben bu yaz çok isyan ettim vallahi. Yani bunu da hiç saklamadım. Öyle açıktan televizyonda falan söyledim. Ee, yani o videolar zannedersen biraz çok fazla dolandı. Yani özellikle mesela motorlu taşıt vergisi meselesine takmış durumda. Ödedin odayım. mi? Ödemedim. Daha ödemedim. Ödeyeceğim. Ama, ama satmak zor. Anayasa zorunda. mahkemesini bekledim. Evet. Yani ama arabayı falan satmak durumunda kalırsak ödeyeceğiz mecburen. Yani ya da muayenesi geldiyse ödeyeceğiz mecburen. Çünkü onları yapmıyorlar. Yani ödemediğin zaman. Abi bu yaz şimdi bir gelen zamları konuştuk ağırlıkla. Yeni yayın döneminde yine onu da söyleyeyim. Yeni yayın döneminde cuma günleri Deniz abiyle biz yayınlarımıza devam edeceğiz. Bir yandan Ankara kulislerine bakacağız. Bir yandan memlekette neler oluyor bitiyor. Çarşı pazarda neler oluyor bitiyor. Bu MTV ne olacak? Onların hepsini konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi içinde değişim mi, yenilenme mi? Hani bu tartışmalarla geçti. Koca evet, bir yaz. Bir taraftan İyi Parti'nin çıkışı tabii etkili oldu. Ama ben mümkün olduğu kadar bu yaz boyunca siyasete girmedim. Yani mümkün olduğu kadar az siyaset yazdım mümkün. Ol... Çünkü İlker insan dayanamıyor. Bak. Sen gidiyorsun Ayaş'ta Ayaş domatesi 25 dün Güvenlik Caddesi'nde yürüdüm. Bir markette duyuru yapmışlar. Ayaş domatesi 25 lira. Allah Allah dedim. Yani zaten yüksek fiyat. Niye bunu duyurmuş ki? Bir sonraki şey manava baktım 28 lira. Yani rekabet ediyorlar. O 3 lira düşürmüş. Ya burnumuzun dibinde yetişen domatese 25 lira kilosuna vermek zorunda kalıyorsan burada vahim bir durum var yani. biliyorsun bizim şeyde de Ankara'da Fox'a yakın bir yerde markete gittim. Alışveriş yapıyorum karpuzu koydum şeye tezgahın üstüne işte kasanın üstüne. Eyvah. Kızcağız dedi ki abi dedi keşke karpuz yerine başka bir meyve alsaydın. Ne dedim yani niye? abi dedi şimdi 150 lira bu karpuz dedi. Kelek çıkacak çöpe atacaksın dedi. Düşünebiliyor musun? Karpuz almak memlekette ekonomik açıdan risk oldu. Yani riskli bir alışveriş yapıyorsun. Hani otomobil almıyorsun, ev almıyorsun. Bir tane karpuz alıyorsun ve 150 lira tutuyor diyor 15 liradan aşağı düşmedi. Ve kelek çıkarsa çöpe atıyorsun. 150 liranın da çöpe atıyorsun. Halbuki o 150 lirayı kolay kazanmıyorsun yani. O 150 lira için bir sürü emek harcıyorsun, bir sürü çalışıyorsun. E şimdi böyle olunca ha sonra da mesela tatilde Bay Nebati'yi gördüm. Beyaz bir yattan indi biz o diyak botla korumaları Nasıl, eşliğinde betimlesene falan. Nasıl bir sen abi? Yani o o anı bir betimler misin? Ya işte yani biz maviliklerin içinden mi geldi? Mutlu Yok. muydu? Gülüyor muydu? İşte bir tane beyazlar Marmaris'te bir keçi adası var. Ee, ada'nın dibine park etmişler yatı. Oraya böyle bir zodyak geldi falan böyle gösterişli işte korumalar morumalar. Onun adı park mı? Hani onun, o ne bileyim ben şeyde <laughs> Şeyim olmadığı için yatımız kaçıyor. MTV'si falan var mı onun <laughs> Onlar Onlar ÖTV ödemiyor biliyorsun. Onlar mazotu ucuza kullanıyorlar. Yani vatandaş traktörüne pahalı mazot alıyor. O yat sahipleri ucuz yani vergisiz mazot alıyor. Böyle daha da Şapkası yani. var mıydı? Hani yazıyor ya Yok, böyle. <laughs> şapka yoktu ama tatil modunda. yani nasıl tanıdın? O, o yüzü tanımamak. gözlerinden bahsedelim. mi? İşte ışıl ışılıtılı bir şekilde böyle yani yakamozlara karışmış gözlerinin ışığı falan insan etkileniyor tabii. E şimdi o manzarayı görüyorsun tamam mı? Yani başımıza bu işleri açan adam orada yatta keyif yapıyor. Düşünebiliyor musun? Ve biz geliyoruz o beyefendinin hataları yüzünden. Motorlu taşıtlar vergisini ödediğimiz halde bir daha ödemek zorunda kalıyoruz. Ya yani ödediğimiz vergiyi tekrar ödemek zorunda kalıyoruz. Ya işte sonra diyorsun ki Deniz Deniz abi öfkeleniyorsun. Niye? Öfkelenmemek mümkün mü burada? Gerçekten yani elini vicdanına koy söyle. Öfkelenmemek mümkün mü? Ben bu beyefendinin bedelini ödeyeceğim. Bu beyefendi de hayatını yaşayacak. Hiçbir bedel ödemediler adamlar ya. Tersine ödüllendirildiler. Milletvekili yapıldı adam. Deniz abi şimdi e, az önce yayında da anlattım. İzleyicilerimiz belki hak verirsiniz, belki hak vermezsiniz. Şimdi seçimden önce bir ekonomi programı vardı. Nurettin Nebatim'nin mi ekonomi programı ondan da emin miyiz Yo, acaba? Tayyip Erdoğan ha. baş ekonomist olduğunu kendisi açıkladı zaten. Yani orada o politika alkışlandı, manşetlere taşındı. Harika gidiyoruz, dünya bize örnek alıyor. Şimdi seçim oldu, Mehmet Şimşek, Mehmet Şimşek geldi. Tam tersi bir politika hayatımızda. E bu da alkışlanıyor. Bu acı reçetenin karşımıza çıkacağını Nurettin Nebati bilmiyor muydu? Ya bilmez Bilmiyordu. olur mu? Ben işte yazı yazdım. Yazık oldu Nebatiye diye. Yani o da faizi yükseltebilirdi. Yani o da zam yapabilirdi. O da ikinci motorlu taşıtlar vergisini alabilirdi. E şimdi bu Me Mehmet Şimşek büyük ekonomist ya. Evet. Ya yemin ediyorum bak. Yani Kur'an'ı getir elimi basayım. Benim babaannemin, nenemin okuma yazması yoktu. Bu ekonomiyi nasıl düzeltirsin diye sorsalar onun da ilk aklına zam yapmak gelirdi. E, vergileri artırmak gelirdi. Ekstra motorlu taşıtlar yani nenemin bile aklına gelirdi bu yani. Ya yani o bu büyük ekonomist olmak gerekiyor mu bu Mehmet Şimşek'in yaptıklarını yapmak? Bir mucit değil. Ya, ya söylediğin şey çok doğru İlker. Cumhurbaşkanı çıktı ne dedi ya ben buradayken dedi bu faizler hiçbir zaman yukarı gitmeyecek dedi. Hep, hep aşağı inecek. Çünkü bu nastır dedi yani dinen haramdır yani. Nas dediğin bir şey zorunluluk yani. Evet, nas varken ee, sana bana ne oluyor demişti. Evet yani alkışladılar değil mi? Evet. Böyle neredeyse halay çekeceklerdi. E şimdi 8.30'dan 25'e çıktı. 10, 28 Mayıs'tan bu yana vergi. E, ee, yine alkışlıyorlar, yine halay çekiyorlar. Ya hiç mi sizin şeyiniz yok ya? İnsan biraz onurlu olur ya. Çıkar der ki ya, hele o imamlar şey, imam diyorum, şu e, tarikat cemaat şeyleri var ya, böyle evet. meşhur olmak için yarışa girmişler birbirleriyle. Saçma sapan kadınların baldır bacağı hani diyor bilmem. Mi? Evet evet, şu 15 milyonluk 20 milyonluk arabalara biniyorlar. Hepsi holdingleşmişler. Dolarlarla transfer oluyorlar falan. Her konuda da ahkam kesiyorlar. Yani takmışlar cinselliğe. Üç sözlerinden ikisi cinsellikle ilgili. O mübareklere diyorum ya biriniz de çıkın deyin ki ya Sayın Cumhurbaşkanım hani bu faiz haramdı? Hani faiz nastı Niye siz bu kadar artırdınız? Ne değişti? Bir tanesi diyemedi biliyor musun? Hak nedir? Adalet Bir tanesi nedir? Diyemedi. Hukuk nedir? Ya bir ülkede Allah korkusu, iktidar korkusunun arkasına düşmüşse eğer... ...hele hele din adamlarında, o ülkede hiçbir şey düzelmez biliyor musun? Deniz abi, şimdi ekonomi konusuna tekrar döneceğiz. Belki yazmak istedikleriniz vardır. E, verilmedi. Bugün bu başka altında konuşuyoruz. Nereden günaydın diyorsanız lütfen onu da bizimle paylaşın. Ulaştırın bize mesajlarınızı. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde var... Bazı gazetelerde var bazı gazetelerde yok hiç yok yani satırı yok. Ee, hani insanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olmaz Deniz abi. Ama Sivas'ta insanlığa karşı işlenen bir suç vardı. Bir katliam vardı. Mahkemeden zaman aşımı kararı çıktı. Ee, haberimiz hazır. izleyelim ve konuşmaya başlayalım. Katiller için zaman aşımı kararı verildi. Madımak basit bir adli vaka değildi. Zaman aşımı faile verilmiş örtülü bir aftır. Madımak katliamına dair görülen son davada karar çıktı. Mahkeme insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak görmedi katliamı. Zaman aşımı kararı verdi, dava düştü. Firari 3 sanık yargılanmaktan kurtulmuş oldu. İnsanlık davası olarak gördüğümüz Madımak davası onlar adına zaman aşımına uğratıldı. Ama bizim adımıza değil. Evrensel hukuk sistemi dünyanın her yerinde onlarca insanın inanışı, kimliği, yönelimi, cinsiyeti sebebiyle katledilmesini insanlığa karşı bir suç olarak değerlendiriyor. 1993 yılının Temmuz ayında Sivas valisinin özel davetiyle Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas aydı. Şair, yazar, sanatçı ve aydınlar. Kalabalık bir grup şenliği bastı. Aydınların kaldığı Madımak Otel'ini ateşe verdiler. Binlerce insanın gözü önünde... 33 aydın yanarak can verdi. İki otel çalışanı da olaylarda hayatını kaybetti. Aziz Nesin gibi 51 kişi ise ağır yaralı kurtuldu. Tivavi 3 sanık hakkında verilen düşme kararı hukuki değildir. Geçtiğimiz hafta Sivas katliamı davasında idam cezası alan ve cezası müebbet hapse çevrilen Hayrettin Gül için Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli hastalık ve yaşlılık sebebiyle af yetkisini kullandı dünse Madımak katliamına dair görülen firari 3 ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılandığı davada karar günüydü. Savcılık 30 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğunu, kaçaklık durumunun zaman aşımını durdurmadığını, bu nedenle davanın düşmesini istedi. Mahkeme heyeti de bu yönde karar verdi. Firari 3 sanık katliam sonrası yargılanmaktan kurtulmuş oldu. Biz insanlığa karşı işlemin suçlarda zaman aşımı olmadığını, olmayacağını haykırmaya devam edeceğiz. Mağdur ailelerin avukatları karara itiraz edeceklerini açıkladı. Bu katliamın vicdanlardaki yargılamasının hiçbir zaman bitmeyeceğini biliyoruz. Bizim için bu duruşma bitmedi. Bu dava bitmedi. Aksine yeni başlıyor. Deniz abi burada perşembenin gelişi çarşambadan. Böyle Cumhurbaşkanın Cumhurbaşkanının affı yani o kadar çok yaşlı insan var şey Cumhurbaşkanı Sivaslı'nın affederek niyetini ortaya koydu. Ee, İlker şöyle bir şey var. Bu hani başörtüsü meselesi tartışılırken e, hep şey derlerdi ya. Yani mesele işte şey e, yani yargıçların işte güvenlik görevlilerinin vesaire e, kendi düşüncelerini, kendi ideolojik tavırlarını, kararlarına yansıtmamaları lazım. Yani dün o mahkeme salonunda e, olsaydın kararı verenlerin çok da objektif olmadıklarını anlardın. Yani onlar kararı verenler Sivas davasında tanık gibi, şey taraf gibi. Yani mahkemelerin bağımsız olması lazım, objektif olması lazım değil mi? Evet. Kararı veren heyete baktığında zaten nereyi tercih edeceklerini, hangi tarafta olduklarını görüyorsun. Konuşmana gerek yok, dinlemene gerek yok vesaire tavırlarını duruşlarıyla gösteriyorlar yani. Bu bu çok ağır. Acı... bilmezler mi vicdanları kanatacağını bilmezler mi? Yani böyle Ya bilmez tarafı... olurlar mı? Ama taraf şimdi yargı bağımsızlığı diye bir şey kaldı mı? Ya eskiden ben yargılandım Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde. Biz gazeteci olarak zaten yani ömrümüz mahkemelerde geçiyor. Ağır Ceza Mahkemesi'nde genellikle heyet böyle oturaklı olur, yaşlı başlı olur. Hani mesleğin kıdeminde, deneyiminde üst noktalarda olur falan değil mi? Öyle bir şey var kafamızda. Ya 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda ağır ceza mahkemesi heyeti olur mu ya? Hiç, hiç mi deneyim aramazsın? Hiç mi? E şimdi öyle olunca bakıyorsun avukatlıktan gelmiş AK Parti teşkilatlarının referanslarıyla hakim olmuş, savcı olmuş vesaire. Bunlar başka türlü bir karar verirler mi? Mülakatları nasıl inan acaba? İnan bana, bunları söylerken vicdanım e, sızlıyor, acıyor. Keşke söylemek zorunda kalmasaydık. Keşke bu eleştirileri yapmak zorunda kalmasaydık. Ama memlekette yargı çürüdüğü zaman tuzun çürümesi gibi her şey biter. Yargı, yargı maalesef taraf haline gelmiştir. Yargı siyasileşmiştir. Yargının ya dünyanın bütün evrensel metinlerinde yazıyor insanlığa karşı suç affedilemez ya. Yani zaman aşımına da bırakılmaz vesaire. Ama işte görüyorsun neymiş efendim ee, toplu gösteri yürüyüş yasasına muhalefetten ya da işte bilmem e, hani ölümle sonuçlanan bir şey eyleme katılmaktan falan e, zaten savcısı öyle kategorize etmiş. Yani bunu insanlığa karşı 33 insanın hatta 35 insanı. Yani Pürüpakale mi gelmiş? Getirmiş zaten, zaten gelmiş. Getirmiş yani 33 35 insanın orada diri diri yakılmasını bir şey olarak görmüyor. Onların suçu olarak görmüyor. Yani biz yaşadık ben yani o yani o yıllarda biz 20'li yaşlarda genç insanlardık. O acıyı o ailelerin yaşadığı acıyı, toplumun yaşadığı acıyı bizzat deneyimledik, bizzat gördük. E bu şimdi 30 yaşındaki bir hakimin, 30 yaşındaki bir heyetin, 30 20 20'li 30'lu yaşlardaki bir heyetin bunu hissetmesi, anlaması, e, hatırlaması bile şey. Dolayısıyla da tamamen politik verilmiş bir karardır. Tamamen e, kararı verenlerin ideolojik bakış, bakış açısının eseridir. Onlar için orada 33 30, 35 insanın ölümü yani diri diri yanmasının hiçbir şeyi yoktur. Onlar bizim adamları nasıl kurtarırız penceresinden bakıyorlar. Çünkü kendini sanıkla akraba hissediyor. Daha önce de yaptılar. Kaçak bir şey vardı, ee, sanık vardı. Yıllarca kendi köyünde yaşamış, kendi köyünde ölmüş. Öyle tesadüfen bir gazeteci arkadaşımız mezar taşından bulup ya adam yılla orada röportajlar yapıp adamın yıllarca kendi köyünde yaşadığını e, tespit etmişti. Yani yıllarca demiş bile. Tabi tabi, devlet yıllarca ona göz yummuş. E böyle bakarsanız, e, maalesef e, bu ülkeye adalet falan gelmez. Çok ben, ben dünkü karar gerçekten kişisel olarak da çok üzüldüğüm, çok acı duyduğum, vicdanımın e, yani gerçekten sızladığı bir karar. E, düzeltme şansı var mı bilmiyorum. Bunların zaten düzeltip düzeltmemesi de çok umurumda değil. Ee, onlar zaten kamuoyunun vicdanında, halkın vicdanında yargılandı. Onlar katliamcılar, onlar katiller. Ee, bu bunun şeyi hani bir mahkeme kararıyla değişecek değil yani. Ee, şimdi siyasetin gündemine bir geçiş yapalım. Ankara'da neler konuşuyor? Sen gelmeden önce Fahrettin Koca'nın işte genel Türkiye'nin memleketin sağlık durumu ile ilgili bir son dakika bilgisi vardı. On paylaş katta savaş bir kez daha verelim. ekranlara yansıtalım. Belki kaçırmış olan izleyicilerimiz vardır. Fahrettin Koca çok da öyle endişelenecek bir durum yok deyince insan bir kendini tedirgin hissediyor Deniz abi. Daha da bir endişelensek mi acaba diye. Böyle bir durumda kalıyorsunuz. Evet. Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme hasta etme gücünün düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı referans laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişi de görüldü. Yurt dışı temaslı ve aynı iller mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Şimdi Fahrettin Koca'nın ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geçiyor. Murat Kurum'un ismi geçiyor. Son zamanlarda e, belki bir ekip kurmak istiyor, bir danışman kazısı kurmak istiyor. Ve onlarla da sıkı temas halinde biliyoruz. Evet. E, ve tevfik göksu yine çok uzun yıllardır ismi konuşulur. Hem bu tarafta hangi isimler olacak hem de e, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi işbirliği yapacak mı? Hani ittifak değil ama belki bir işbirliği olacak mı olmayacak mı? Haberimizi izleyelim sonra da konuşalım. Yerel seçimlerde 81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının her seçim çevresinde halkın eğilim ve tercihlerinin dikkate alınarak tespit edilmesine karar verilmiş olup ittifak sürecinin Türkiye'de bir gerçek olduğunu ve bunun da müzakereye açık olması gerektiğini söylüyorum. Müzakerenin kapanmadığını düşünüyorum. İyi Parti'nin 81 ilde kendi adayını çıkarma kararına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu yerel seçimde ittifak kurulması konusunda ısrarcı Kılıçdaroğlu da konuştu. Bir siyasi parti diyor ki biz bağımsız olarak seçimlere Saygıyla karşılayacağız bizi. Biz bu partiyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık. kurmadık. Bitti. 81 ilde çıkaracağız. İstanbul kireceğim. ve Ankara dahil mi? Ankara dahil. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti. Sayın Akşener İYİ Parti yöneticileriyle müzakerenin, diyaloğun çok sağlıklı bir şekilde yürütebileceğini, yönetilebileceğini düşünüyorum. Elbette bunun karşılıklı gerekleri var. Zaman gösterecek. Türkiye'nin bu ittifaklar mekanizmasıyla bir kıskaç siyasetin alınmasına karşıyız. En önemli unsurun toplumsal ittifak olduğunu, özellikle muhalefet tabanının güçlü bir ittifak modeliyle sonuca kavuşabileceğini bilen birisiyim. Bunu İstanbul'da yaşadık. İyi Parti'nin yerel seçim için aldığı kararı CHP lideri Kılıçdaroğlu saygıyla karşılarız dedi. Ama İstanbul adayı olarak açıklanan Ekrem İmamoğlu ittifak kapısının kapanmadığı görüşünde. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da ittifak konusuna hiç girmedi ama Ankara'da herkesin oyuna talibim dedi. Ankara'da 4 milyon 200 bin seçmen var. Hepsinin oyuna talibim. Parti ayırt etmeksizin, bölge ayırt etmeksizin. 2010 2019 yılında seçime girerken vaatlerle girdik ama şu anda yaptığımız icraatlerle gireceğiz. Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Daha sonra bir başka arkadaşımız İstanbul'dan o da bir mektup yazmış. Ben de genel merkezde adaylığımı ilan edebilir miyim diye. Tabii hemen yanıt verdik. Elbette ilan edebilirsiniz diye. İttifak tartışmasının gölgesinde gözler bir yandan da CHP içindeki genel başkanlık yarışında. Grup Başkanı Özgür Özel adaylığını açıklayacak. CHP eski Genel Başkanı Altan Öğmen'in yeni Örsan Öğmen de yine adaylık açıklayacak bir başka isim. Kılıçdaroğlu da delege gösterirse aday olurum demişti. Cumhuriyet Halk Partisi kavgaların partisi değil ki. Hayır sen olamasın ben olurum o zaman ben senin ayağını kaydırırım. Böyle bir düşüncemiz asla yok. Herkes özgürce genel başkan adayı olur. Ondan sonra özgürce yarışır. Sonuçta delegelerimiz karar verecek. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olduğu için milletvekili değil yani dokunulmazlığı yok. 2014 yılında 17-25 Aralık süreciyle ilgili kurduğu cümleler nedeniyle kamu görevlisine hakaretten hakkında 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası sistemiyle dava açıldı. Mahkeme tebligat gönderdi. Yerel seçimden hemen önce Mart başında sanık sıfatıyla hakim karşısına çıkacak. Davayı açma talimatını veren de Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu haksızlığa boyun eğecek bir adam değildir. Kemal Kılıçdaroğlu rüşvet alanların takipçisidir. Onlar sanıyorlar ki biz bir dava açarız. Kemal Kılıçdaroğlu korkar. Benim verilmeyecek hiçbir hesabım yoktur. Ama onların verilecek çok hesabı olduğu için susturmaya çalışıyorlar. Bir yandan da sizden gelen mesajlara bakıyorum. Deniz abi bunun yanıtını birazdan ver. Karpuz tatlı çıktı mı bari? Hani o riske girdin ve verdin yanıtı. Yani bir daha ver. Kötü çıktı. <laughs> Peki karpuz üreticisi de biz hani bu sene çalıştık çabaladık o kadar e, 6 liradan satılıyordu tarlada ama işte şehirlerde ne kadardan satılıyordu. Geçen sene e, bu sene böyle ektik önümüzdeki sene acaba ekebilecek miyiz bir de bunu düşünsünler diyor. Gelelim. Ee, İyi Parti bu arada yola çıkıyor önümüzdeki evet. hafta. İzmir adayını önümüzdeki hafta ilan edecek. Meral Akşener İzmir'i öğreneceğiz. Ümit ile. Ankara ve İstanbul için kapı kapalı ama yine de kapalı değil mi acaba gibi bir durum tablo da var. Ne dersin abi? Ya bence yani halk ittifakı sandıkta yapabilir. Yani, İttifak halk, halk kurar. Evet. İşgiriğinde. Evet. evet. Yani öyle İyi Parti'nin hani parti üyeleri, şunlar bunlar gider kendi partilerine oy verirler ama vatandaş e, görür karşılarındaki iktidar tek adayla çıkmışsa, bunlar bölünmüşse, onlar da sandıkta kendi tek adaylarını belirlerler. E, yani mesela Mansur Yavaş'ın karşısına İyi Parti kimi koyacak ki Mansur Yavaş'ın oylarını bölecek? Yani eğer MHP ve AK Parti Ankara'da tek aday çıkarırsa vatandaş da Ankara'da İyi Parti ile CHP'nin adayına bakar. Hangisi daha güçlüyse, Cumhur İttifakının adayına karşı hangisi daha iyi ise onda yoğunlaşır. Eee İyi Partinin adayı da rezil olur. Onu da söyleyeyim. Yani Mansur Yavaş'ın karşısına koyacakları İyi Parti adayı rezil olur. %3'lerde, %5'lerde kalır. Ama İyi Parti Genel İdare Kurulu aldığı kararlar gerçi oy çokluğuyla almışlar. Yani İyi Partide ya de Ya alsın ben ben sana söylüyorum yani ben, yer ben yerel seçimlerin yıldızı biz olacağız diyorlar. Ya tamam da ben İyi Partili olsam yani İyi Parti seçmeni olsam Mansur Yavaş'ın karşısına İyi Parti bir aday çıkardığında ve MHP ve AK Parti tek adayla yarışa girdiğinde küplere binerim sinirimden. Gider Hani Mansur Yavaş'ı desteklerim, bütün çevremede Mansur Yavaş'ı desteklemesi için şey yaparım. Yani Ankara'da yaşıyoruz, öyle değil mi? Evet. E bir, yani şu pandemi döneminde yapılanları o yoksullarla veresiye defterlerini unuttun mu? Fox Ankara'daki o çatıdan yaptığımız yani yayınları. Da, evet, az önce çiftçiye destek haberini de paylaştık. Yani ee, Sayın Mansur Yavaş'ın. Şimdi tabii. Hani şey olsa. Şöyle bakıyor mesela iktidar İstanbul'da hani ne yaptı Ekrem İmamoğlu ya da Ankara'da ne yaptı yol mu yaptı altyapı mi yaptı bunu ya mu yaptı onu, bunu mu yaptı Aslında belki de bu süreçten sonra böyle daha da hareketlenince Kılıçdaroğlu o, o isminde değil bak ben ben biz Asıl bak köylüye ne yaptı vatandaşa ne yaptı veresiye defterine ne yaptı Onu da boşver İlker ben Meral Akşener'e soruyorum ben vatandaş olarak seçmen olarak ya Ekrem İmamoğluyla Mansur Yavaş'ı siz bizzat Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı yaptınız. Şimdi o, Ankara'da o kadar Türkiye'de güven her yerinde billboardlar ha, O kadar güveniyordunuz, o kadar inanıyordunuz. Şimdi bu adamlar kaybetsin diye niye bir yarışa girdiniz? Soruyorum ya bir vatandaş olarak, seçmen olarak soruyorum. Şimdi Mansur Yavaş'ı kaybettirmek için, Ekrem İmamoğlu'nu kaybettirmek için niye seferber oldunuz? Hani sizin için ya Kemal Bey aday olmasın, bu iki arkadaştan biri olsun diyorsunuz. Yani Cumhurbaşkanlığına layık gördüğünüz bu evet. iki ismi İstanbul ve Ankara'ya Ankara neden layık görmüyor görmüyorsunuz mu diyorsun? Evet. Bunu bunu Zeyrek olarak sormuyorum. Ankara'da yaşayan bir seçmen olarak soruyorum. Ya Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istiyordunuz. Mansur Yavaş abimin arkadaşı, benim için çok kıymetli diyordunuz. E şimdi ne oldu? Cumhur İttifakı tek aday çıkarırsa, AK Parti ve MHP Ankara'da işbirliği yaparsa sizin çıkaracağınız aday %3 bile olsa Mansur Yavaş'ı kaybettirme potansiyeline sahiptir. Çünkü her yerde ne bir şekilde bıçak sıktı sonuçlar tabii, olacak. Tabii Mansur Hadi İzmir'i anladık adayınızı gösterirsiniz. CHP'nin oradaki potansiyeli İzmir'i CHP'nin tek başına almasını sağlayabilir. Yani Cumhur İttifakı tek bir adayla girse bile. İzmir'i anlarım ama Ankara'da, İstanbul'da, Adana'da, Mersin'de, Antalya'da bu kadar kritik bir tablo varken... ...Cumhur İttifakı'nın ortak adayına karşı siz işte oradaki başkanların karşısına adaylar çıkarırsanız ne siz kazanırsınız ne de eski müttefikiniz kazanır. Böylece de şöyle bir tablo ortaya çıkar. Siz bu kararı kazanmak için değil CHP'lileri kaybettirmek için aldınız. Zaten iyi Partililer ne diyor biliyor musun? Ne diyorlar? Şunu demeye başlamışlar. Ya CHP'li biri olacağına MHP'li biri olsun. E, muhafazakar biri olsun. Milliyetçi biri olsun. Yaz aylarında yani, iyi partiden hani iyi parti kendisini bağlar dediği yönetimsel anlamda ama e, Cumhuriyet İttifakı'na yönelik hani oraya dahil olalım açıklamalar da geldi. Bak bütün bu kararlar, bütün bu şeyler Sayın Bahçeli'nin gelin hiç olmasa komşu olalım e, açıklamasından sonra oldu. Hı hı. Yani biz hani seçimden önce Kılıçdaroğlu sağ sol bölünmesini işte iktidar ve de işte demokrasi isteyen muhalefet diye sağladı diye özetliyorduk ya hı hı. şimdi siyaset kendi dengelerini buluyor. Sağ bir tarafa muhafazakarlar ve sağcılar bir tarafa gidiyor. Solcuları bir tarafta bırakma çabası içine girdiler. Yani artık öyle e, iktidarı devireceğim, işte daha demokratik bir iktidar kuracağım falan gibi kaygıları kalmamış belli ki İyi Parti'nin e, siyaseti daha çok konuşacağız ama bugün e, saat 14'te Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına adaylığını açıklayacak. E, Meraklı Kasım'ı bekliyoruz. Şu anda İbre daha çok kimden yana desem? Şunu biraz önce söylediklerime ekleyeyim. Bununla çok bağlantılı. Tamam. E, Meral Akşener bu kararıyla Kılıçdaroğlu partinin başında kalırsa bir boykot olacak CHP seçmeninde yani Kılıçdaroğlu'nun kalmasını protesto eden CHP'liler İyi Parti'ye oy verebilir düşüncesiyle de aldı benim kanaatimce. Yani İyi Parti hani AK Parti'den MHP'den oy almak için onların oylarını bölmek için yola çıksa alkışlardık ama bu bu karar ya yani işte CHP karıştı, Kılıçdaroğlu bırakmıyor. CHP tabanı protesto edecek yerel seçimlerde. Ee, o protestocular da bize gelir gibi bir beklenti içinde. Ee, olabilir de yani boykotun olma ihtimali yüksek çünkü mesajlardan görüyoruz. Yani sosyal evet. medyadan gelen mesajlara bakıyorum. Sokakta bizi çeviren CHP seçmenlerinin söylediklerine bakıyorum. Kemal evet. Kılıçdaroğlu kalırsa yerel seçimlerde bir CHP'li adaylara yönelik daha doğrusu sanda, Özgür sandığa, tezi de bu yönde. sandığa gitmeme gibi bir durum söz konusu olabilir. Seçmenin ...tepkisini görmemiz lazım. Diyerek zaten bu yolu... Evet. evet yani keşke bunu Kılıçdaroğlu da görse. Ama öyle bir e, tablo oluşturmuş ki... ...etrafındaki danışmanları vesaire falan. E, sanki hiçbir şey... ...her şey 13 Mayıs günü gibi sanki. Yani öyle hareket ediyorlar. Dolayısıyla da... E, ...ben CHP'deki değişimin... E, ...önemli olduğu kanaatindeyim. CHP'de bir değişim olmazsa eğer... İYİ Parti de bu kararında ısrar ederse ve böyle devam ederse biz e, iktidarın Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde işte genel seçimlerde elde ettiği zaferi perçinleyeceğini göreceğiz. Yani bu kadar ekonomik krize rağmen, eğitimdeki bu çoraklaşmaya rağmen, adaletteki bu yoksunluğa, adaletsizliğe rağmen işte Sivas davası vesaire birçok evet. örnek verebilirim. Ee, bu kadar olumsuzluğa rağmen iktidar partisinin, iktidar ittifakının bir daha kazandığını görebiliriz 31 Mart. Bir isim onu da e, yönetmenimiz Savaş hemen bir ekrana getirsin. E, o isim de Gürsel Tekin. Son dönemde çalışmaları İstanbul'a yönelik dönük. Gürsel Tekin İstanbul'a yeniden aday. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu yeniden aday göstereceklerini açıklamasının ardından önceki yer seçimlerde adı İBB başkanlığı için adaylığı için sık sık dilendirilen Gürsel Tekin de aday olacağını açıkladı. Ardahan Çıldır Gazetesi'nde böyle bir bilgiyi anlatmış, aktarmış olalım. Neticede siyaset takip ediliyor. Bunu tamam. Bunu karıştırmayalım. İl baş yani Büyükşehir Belediye Başkanlığına değil, CHP İstanbul İl Başkanlığına. İstanbul İl Başkanlığına. Evet. Öyle. Evet. Şimdi e, hani siyaset konuşuluyor, kulislerde ne oluyor, bundan sonra neler yaşanır? İnsanlar bir yandan da böyle önünü görmek için ya da siyaseti görmek, anlamak için takip ediyor. Yalnız tek bir gerçek var. Sen de dikkat çekiyorsun. Biz haberlerimize dikkat çekiyoruz. İşte tezgaha anlatıyorsun, pazarı anlatıyorsun, pahalılığı anlatıyorsun. Biz e, emekliyi söylüyoruz, memuru söylüyoruz, asgari ücretin yetmediğini söylüyoruz. Tabii duyulmuyor. Ama duyulsun diye bir haberimiz var.

Yedi buçuk kuran adanı haftada iki sefer, üç sefer adam gidiyor ayda. Üç sefer, dört sefer ben gideyim. Şunun kadar da bir tane bir faydamız yok. Her şeye biz hiç yemek olmasaymış. On ikinci aydan beri gidip gelmeyenler. Bir seneden beri hem adam hem ben. Ayda iki sene. Ay oturup ağlayasım geliyor. Oturup ağlayasım geliyor. Gerçekten ha. Çok zor sundum, çok zor sundum. İlk defa da pazar çıktım, bir tanedim ben. Nasıl peki pazar? Pazar en iyiydi. Çorbayı iki parça bir şey aldım, yüz verdim, yüz lira. Buraya da kaç lira verirsen. El yakıyor, el yakıyor. Ağlıyor, bütün evet. İki parça bir şey aldım, yüz lira verdim. Ağlayasım geliyor. Alamadığı ben, için ağlayanlar oluyor. Ben dün yine bizim güvenlik caddesindeki manava gittim, alışveriş yaptım işte meyve, sebze vesaire falan 650 lira ödedim. Aşağısını zaten hani veremiyorsun. Ya İlker bu, bu mevsimde işte incir olur değil mi? Evet. Taze incir. Yani git şeyde yani Aydın'da işte Denizli'de oralar o bölgede dallarda şey olur kurur şey yapar. Yani, ya 90 lira. Dün değil evvelsi gündeyiz abi eşim incir felçli eşim incir istedi alamadım. Alamadım diye izledim. Evet. izledim. 90 lira ya. Bak diyorum ya Ayaş domatesinin mevsimindeyiz 25 lira. Ya bu kimin eseri? O kadın kimin eseri? Kılıçdaroğlu'nun mu? Akşener'in mi? Bak biz buna rağmen burada Kılıçdaroğlu'nun Akşener'i falan konuşuyoruz. Onları eleştiriyoruz kararlarından dolayı. Halbuki böyle bir ortamda iktidar partilerinin yerlerde sürünmesi lazım. Beceremediler yani. Bu ülkeyi refah içinde yaşayan mutlu mesut insanların ülkesi haline getiremediler. Tam tersine yoksulluğun derinleştiği sadece zenginlerin ve yoksulların olduğu bir ülkeye dönüştürdüler. Diyorlar ki işte oteller dolu. Ya dolu olur tabii kardeşim. Ülkede toplam yatak sayısı, otel otel yatağı sayısı 2 milyon. 85 milyonluk ülkede hiç turist gelmesin, bütün otellerde Türkler yatsın. 2 milyon kişi çıkmayacak mı yani 85 milyondan Zaten 2 milyon? Dolu olur. Ankara'da lokantalar dolu. Ya 6,5 milyon şehirde toplam 10 bin tane restoran koltuğu vardır lüks Hani yoktur o kadar da lüks yoktur. restoran koltuğu toplasan 10 bindir yani. 6,5 milyondan 10 bin tane çıkmayacak mı? Sokaklar dolu. Ya Türkiye'deki otomobil sayısı kaç? Arabayla dolu. Yani anlatabiliyor muyum? Yani 85 milyon içinde 2 milyon kişinin eriştiği imkanları herkes erişiyormuş gibi gösteriyorlar. O kadar sanal bir algı yaratmışlar ki zannediyorsun ki şey işte Gabar petrolü çıkacak, Tekirdağ şey Karadeniz doğalgazı gelecek, TOG bütün yollarda işte İHA'lar, SİHA'lar falan. Şimdi böyle bir ülkede yaşadığında Hayırlı olsun Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörünün de varmış artık. TOG'u. Evet hayırlı olsun. Topmuş. Yani hayır şu şunu anlatmaya çalışıyorum. Bak. Böyle bir ülke refah içinde olur biliyor musun? Hı hı. Yani bu kadar yüksek teknolojili ürün üretiyorsun. Petrolün var, doğal gazın var vesaire. Böyle bir ülke refah içinde yaşar. E peki biz neden yoksuluz? Şimdi bir tarafta övündüklerimizi sıralıyoruz. Gabar petrolü. Psikolojik o. Yoksulluğumuz mu psikolojik? Öyle dedi Cumhurbaşkanı. Bilmiyorum. Yani Psikolojik ben ben gayet fiziki olarak görüyorum psikoloji. Ha psikolojimizi bozuyor tabii. Yani öfkemizi artırıyor. E, tepkisiz çaresiz hissediyorsun ilk ya. Bak muhalefete bu yüzden kızıyorum ben. Çaresiz hissediyorsun ya. Maliye Bakanının, Hazine ve Maliye Bakanının, Merkez Bankası'nın, Cumhurbaşkanının uyguladığı yanlış ekonomi politikalarının sonucunda bana ekstradan vergiler yüklendi. Vatandaş olarak. Motorlu taşıtlar vergisi yüklendi. KDV 8'den 10'a, 18'den 20'ye çıktı. ÖTV bilmem ne falan. E, zamlar zaten yağmur gibi. Ya bunun karşısında insan yanında birilerini bekliyor değil mi? Siyasetin görevi ne? Çözüm üretmek. Üretemiyorsa da çözüm üretmek için baskı ortamı oluşturmak. Nerede siyasetçiler? Kılıçdaroğlu'na dedim ki ya e, bana sistem etmek için telefon etmişti. E, eleştiri koltuğu bırakmamak için insan üstü çaba harcıyor demiştim. E, sistem etmek için arıyorum dedi. E, yani dedim ki mesela dedim motorlu taşıtlar vergisi konusunda dedim ne yaptınız yani halk halkın bu dertten kurtarmak için. Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk ya dedi. E <laughs> Anayasa... Netice itibariyle ödeyecek misin ödemeyecek misin? E, mecbur kalana kadar ödemeyeceğim. Anayasa Mahkemesi kararını bekleyeceğim. E ben ödedim. Allah yardımcın olsun. Ha Anayasa şimdi, Mahkemesi... Anayasa Mahkemesi reddederse? Ya, yani benim yanıma kar kalacak sen zarar edeceksin. Öyle şey olur mu? Öyle oluyor bu ülkede. Şey. Ya yani ben güvendim diye gittim ödedim diye. Bu ülkede her şey öyle oluyor maalesef. Sonra bir daha benden nasıl vergi alacak? Onu işte devlet düşünsün. Deniz abi e, biz ne yapalım Ankara'ya gidelim. <laughs> Ankara'ya gitmeden önce bir de hafta sonu vizyonda hangi filmler olacak kalmadığımız zamanımız tamam o zaman onun notlarını yarın sabah paylaşalım Ezgi Gözeger paylaşsın kapatacağız ama önce reklamlara gideceğiz. Deniz Erek de Sözcü Gazetesi yazarı Deniz abiyle beraberlik gündemin bir toparlamasını yaptık önümüzdeki haftalarda da yine Çalar Saat'te bu buluşmalarımız devam edecek sağolunuz reklamlara gidiyoruz döneceğiz Efendim bir kez daha günaydın. Bugünü noktalıyoruz. Bu haftayı noktalıyoruz. Yarın sabah e, sizlere Çalar Saat hafta sonunda Ezgi Gözeger günaydın diyecek. Elbette Türkiye'nin dünyanın gündemini Ezgi Gözeger'den öğreneceksiniz. Pazartesi sabah saatler 7.45'i gösterdiğinde biz yeniden burada olacağız. Kitaplarımız var. Onları da hemen hızlı bir şekilde göstereyim sizlere. Atatürk'ün berberi Yaşar Gürsoy'un kitabı bizlere ulaşanlarda. E, Sencer Hayata, Arayan Toplum. Ayrışan Siyaset, Dünden Yarına Türkiye, Söyleşi Metin Kağan Kurtuluş, Musa Fırat, Elma ve Lorca bir şiir kitabı. Sonra Ergün Köksal, Gelenekselden Dijitale, Kamu Diplomasisi burada. Kamu ile ilgili geçmişten günümüze bir çalışma. Teşekkür ederiz kendilerine kitapları gönderdiği için. Ve aynı zamanda sizlere teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için çok sağ olun. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz de sizlere olmuş olsun. Güzel bir gün olsun, güzel de bir hafta sonu olsun. Hoşçakalın.